İyi akşamlar efendim. Haftanın 5. gününde 5. gün programına hoş geldiniz. Ben Mustafa Yıldız. Bugünkü programımızda aslında hepimizin çok merak ettiği bir konuyu ele alacağız. Covid-19 süreci ana başlığımız. Ancak bu pandemi sürecinde kafalarda birçok soru işareti var. Şimdi programımızı iki bölüme ayırdık bugün. Birinci bölümümüzde biraz daha kafamızda soru işaretine neden olan konuları açmaya çalışacağız. Örneğin bu Covid-19 laboratuvarda mı üretildi ya da üretilmesinin anlamı ne? Laboratuvarda üretilse ne olur, üretilmese ne olur? Aşı efendim faydalı mı, değil mi? Bu ayrı bir tartışma gidiyor. Aşı olmak istemeyenler var, aşı olmak isteyenler var, isteyip de olamayanlar var. Biraz bu konuları gündeme getireceğiz. İkinci diliminde ise efendim tedavi nasıl, şu anki tedavi süreci nasıl gidiyor ve önümüzdeki süreçte başka tedavi yöntemleri uygulanabilir mi? Bununla ilgili de çok sayıda kafalarda yine soru işareti var. Bütün bu sorulara cevap arayacağız efendim bu akşamki programımızda. Şimdi ilk dilimize başlıyoruz. Göğüs hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Sayın Serhat Fındık hocamız bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olunuz hocam. Şimdi biraz iddialı bir giriş oldu tabii benimki. Haddim olmayarak. Hocam şimdi bir kere şuradan başlayalım isterseniz. Bir yılı geçti artık. Bir pandemi süreciyle devam ediyoruz. Bana Covid-19'un bir tanımını yapar mısınız hocam? Tabii. Covid-19 koronavirüsler dediğimiz bir tek zincirli RNA virüsünün insanlarda yapmış olduğu bir hastalığın adıdır. Zaten kısaltması da baş harfleri ilk iki harfi CO koronavirüsten geliyor ve virüsten geliyor. D disease yani hastalık anlamına geliyor. 19'da ilk çıktığı yıl olan 2019 yılı olarak kodlanmış bir hastalık. Evet. Pek çok seyirde kendisini gösterebilir. İsterseniz ben ana hatlarıyla bilgi vereyim. Hı hı. Genellikle yarasa gibi kuşların ana konağı olduğu bir virüstür hı hı. bu. Benim düşünceme göre ve benzer düşünceye göre bilim insanlarına göre en çok benzediği virüs grip virüsü, influenza virüsü. Hem yapı olarak hem hastalık seyri olarak hem de vücutta izlediği yol olarak ben daha çok bunu grip virüsüne benzetiyorum. Hı hı. Tabii sizin sorularınıza göre de açmak isterim konuyu. Şimdi siz daha önce Covid-19'un aslında bir grip evet. olduğunu ifade etmiştiniz. Onu biraz açar mısınız? Tabii. Şimdi şöyle, şimdi virüslerin yapısına baktığınız zaman virüsler zaten dünyadaki en basit mikroorganizmalardır. Bunların yaşayabilmesi için doğal bir ortamda bulunmaları gerekir. Yani bakterilerden en önemli veya diğer canlılardan en önemli farkı budur. Doğal bir yani bir canlının içinde yaşaması gerekiyor. Hı hı. Bu insan olabilir, hayvan olabilir, hı hı. başka bir mikroorganizma olabilir. Bunların DNA virüsleri, RNA virüsleri, işte çift zincirli, tek zincirli gibi yapıları var. Grip virüsüyle çok benzeyen özellikleri her ikisi de tek zincirli RNA'dır. Bir tanesi parçalıdır, diğeri değildir. Yapıları birbirine benzer. Biraz önce söylediğim gibi solunum yoluyla bulaşmaları, özellikle hava sıcaklığının azalmasıyla yani kış mevsiminde belirginleşmeleri. En büyük ipuçları şöyle. Şimdi grip virüsü kendine ait özellikleri var, ilaçları var, tedavisi var. Bu yeni bir virüs olduğu için, daha doğrusu insanlarda yeni hastalığa yol açtığı için biraz daha farklı. Şöyle ipuçları olabiliyor. Her ikisi de solunum yoluyla bulaşabiliyor. Hı hı. Biraz önce söylediğim gibi kış mevsiminde artar, yazın azalır. Hı hı. En önemli ipuçlarından bir tanesi, dikkat ederseniz geçtiğimiz yıl içerisinde koronavirüs teşhisi konulan hastalar artarken gripli hasta sayısı neredeyse çok azaldı. Neyi gösteriyor bu? Bu şunu gösteriyor bence. Aslında burada şöyle bir hata yapılıyor diye düşünüyorum ben. Tabii bunu söylerken tek bir insan değilim ben. Bu görüşte pek çok bilim insanı var. Teşhiste bence yanlış bir yol izleniyor diye düşünüyorum. Nedir hocam? Şu şimdi dünyaya baktığınız zaman, sadece ülkemiz için konuşmuyorum, tüm dünyaya baktığınız zaman teşhiste kullanılan yöntem PCR dediğimiz yöntem. Hı hı. PCR aslında salgın hastalıklarında kullanılacak bir yöntem değildir. Hatta Mucidi de vefat etti son yıllarda. Mucidi de bu konuda açıklama yapmıştır. Yani bu testin kullanım alanı çok sınırlıdır. Burada bir kere tarama sayısına göre, yani siz onun istediğiniz döngü sayısını belirleyerek teşhisi şey yapabilirsiniz, yönlendirebilirsiniz. Yani şöyle söyleyeyim ben. Eğer burada yapılan yöntem şu, örnek alınan yer birincisi, burada bir hata yapılıyor. Örnek alınan yer neresi? İşte burnumuzdan giriliyor. Evet. O bölgeden, nazofarinks diyoruz biz, o bölgeden örnek alınıyor. O daha sonra bu PCR dediğimiz yöntemle hangi virüs aranıyorsa o virüs taranıyor. Burada taramayı siz sayısını ne kadar arttırırsanız o virüsü bulma ihtimaliniz o kadar artar. Peki bulduğunuz ne? Bulduğunuz o virüs olabilir, canlı olabilir, virüsün bir parçası olabilir veya başka bir virüs olabilir. Benim yani buradaki PCR testi yapıldığında pozitif çıkan bir kişi hasta değildir. Hasta olmayabilir mi yoksa hasta değildir mi? Ben şöyle, hasta olmayabilir. Doğru şeyi tanımı bu. Hı hı. Yani koronavirüs de olabilir, grip virüsü de olabilir. Yani grip hastası da olabilir. Hı hı. Koronavirüsün neden olduğu hasta, COVID hastası da olabilir. Bence hata buradan başlıyor. Dolayısıyla şöyle yapılıyor. Şimdi test yapılıyor. İşte döngü sayısı. Döngü sayısını ne kadar arttırırsanız o virüsü bulma ihtimaliniz de o kadar artar. Dolayısıyla deniyor ki, diyelim ki benden yapıldı. Benim hiçbir belirtim yok. Bakılıyor, pozitif çıkıyor. Ha tamam, eşittir COVID hastası. Değil. Burada yanlışlık var. Hmm. Ben grip olabilirim. Hiçbir şey olmayabilirim. Orada daha önce geçirmişimdir, virüsle karşılaşmışımdır, benim vücudum onu yenmiştir. Hı hı. Onun bir parçasını PCR tanıyabilir. Yani PCR testi salgın hastalıkların, şu anda yaşadığımız ortamı da düşünecek olursak, ne grip hastalığının teşhisinde kullanılır, ne koronavirüsün teşhisinde kullanılır. Hata buradan kaynaklanıyor bence. Peki bunun alternatifi ne? PCR yapmayalım. Evet. Nasıl teşhis koyacağız? Klinik tabloyla. Nedir o yani? Şimdi şöyle söyleyeyim. Şimdi bizim ısrarla vurguladığımız şey şu. Biz bunu niye gripe benzetiyoruz? Solunum yoluyla bulaşıyor. Birincisi. İkincisi, belirtileri birbirine çok benziyor. Hı hı. Nedir onlar? Mesela ilk yine önemli, bence önemli hatalardan bir tanesi, koku ve tad alma duyusu kaybolduğu zaman eşittir koronavirüstendi. Bu çok yanlış. Siz hayatınızda, herkes grip geçirmiştir, çoğu insan. Hı. Koku ve tad alma duyusu gripte de kaybolur. Yüksek ateş gripte de olur. İşte ishal, onun dışında yaygın vücut ağrıları, nefeste sıkıntı. Burada tablo, klinik tablonun çok belirgin olmasıyla, bunu da anlayabilmek için çok fazla hasta görmeniz gerekiyor. Şimdi bu süreçte ben her gün hasta aldım. Covid'li hastalarla da karşılaştım. Bana da danıştılar. Bence çok önemli bir şey var. İkisini ayırt edebilecek. Hı hı. Bir tanesi şu. Gripte pek karşılaşmıyoruz. Hastalar Covid'de, yani eğer virüs akciğere indiyse zaten ciddiyet burada başlıyor. Hı hı. Yani üst solunum yolu enfeksiyonu şeklinde, soğuk algınlığı, nezle, genelde böyle zaten. Gripte de öyledir. Ama grip virüsü ne zamanki akciğere iner, hı hı, o zaman ölümler başlayabiliyor. Evet. Buradaki en önemli fark şu Mustafa Bey. Ben gripli hasta da çok takip ettim. Covid'de şu oluyor. Hastaya derin nefes almasını söylediğiniz zaman hasta derin nefes alamıyor. Ani bir ağrı hissediyor ve bir öksürükle bunu kendine gösteriyor. Evet, tabii. Evet. Diğerinde zaten oluşmuyor. Diğerinde soğuk algını, nezle, grip, öyle yani o tablo ve kayboluyor. Hı. Burada hastaya derin nefes almasını söylediği zaman hasta derin nefes alamıyor. Bir ağrı hissediyor ve öksürük şeklinde kendini gösteriyor. Hı. Bu çok önemli bir belirtisi. İkincisi de gripten bir farkı da şu bence, yani klinik tablonun önemini anlatmak açısından, çok şiddetli ağrı oluyor. Hı. Şimdi gripte hepimiz grip geçirdik. Bir ağrı olur, işte yaygındır, sizi şey yapar, kısıtlar belki günlük hayatı. Burada anormal bir ağrı oluyor. Göğüste olabiliyor, sırtta olabiliyor, bacakta ve inanılmaz bir bitkinlik oluyor. Ben bu tablo olduğu zaman, o zaman diyorum ki bu hastanın COVID olma ihtimali daha yüksek gripe göre. Ama diğer şekildeki genellikle öyle oluyor. Hafif seyrediyor ve bu daha çok soğuk algınlığı ve nezle şeklinde kendini gösteriyor. Yani klinik tablonun anlamı. Akciğere tutunmayan COVID'de derin nefes alabiliyor. Tabii ki. Peki şimdi bu PCR testi konusundaki evet. Açıklamanıza tekrar dönecek olursak, PCR testinde bu amino asit dizilimi koronavirüse özgü bir şekilde olduğu söyleniyordu. Ve influenza'da örneğin bu dizilim yok. Yani o dizilimi koronavirüse göre yapıldığını ve dolayısıyla hani PCR testinin de bu nedenle doğru kabul edilmesi gerektiğini. Yok değil. Hayır değil. Çünkü burada canlı virüsün ya da virüsün bir parçasını görebiliyorsunuz. Bu grip virüsünün bir parçası da olabilir PCR'ın tanıdığı. Yani PCR teşhisi koronavirüs hastalığında kullanılması son derece yanlıştır. Hem yalancı negatifliği vardır, hem yalancı pozitifliği vardır. Ve sizin hasta olduğunuzu göstermez. Yani. Ama virüsle maruz kaldığınızı gösterebilir. O kadar. Yani virüse maruz kaldığınızı gösteriyor. Tabii. Yani o dizilim farklılığına siz ne diyorsunuz? Dizilim farklılığı şöyle. Şimdi bunlar aynı familyadan geliyorlar zaten. Hı hı. Yani sizin PCR testi diyelim ki pozitif çıktı. Aslında o grip virüsünün bir parçası da olabilir. Hı hı. O kadar hassas testler değil bunlar. Mesela nerede kullanılır? Ben size şöyle bir örnek göstereyim. Şimdi mikrobun olmaması gereken bir yer vardır. Mesela biz bunu nerede kullanırız PCR testini? Şimdi tüberküloz hastalığından örnek vereyim size. Tüberküloz mikrobunun en yerleştiği yer akciğerlerdir. Ben akciğerlerden bronkoskopi dediğim akciğerlerin endoskopik yöntemiyle örnek alırsam, onu PCR'da çalıştırıp pozitif çıkartırsam bu bana hiçbir şey göstermez. Çünkü ben zaten bekliyorum orada mikrobu. Ama hayır, beyin omurilik sıvısından örnek alıp da PCR'da onu çalıştırırsam, PCR testine pozitif görürsem o zaman derim ki burada bu mikrobun olmaması gereken bir yer. Halbuki örneğin alındığı yer zaten mikrobun kaynadığı bir yer. Burun, ağız, nazofarinks dediğimiz burnun arka tarafı, boğazın arka tarafında zaten bu mikroorganizmalar var. Yani belki bende şu anda koronavirüs de var ama ben size bunu bulaştıramam. Bulaştırabilmem için hasta olmam lazım. PCR testi pozitif de olabilir. Hasta olduğumu göstermez. Yani bu da ilginç bir şey, yaklaşım. Peki hocam o zaman bir başka yani tartışmalı konu maske. Evet. Başından beri maske konusu hep tartışılıyor. Takılsın mı, takılmasın mı? Nerede takılsın vesaire diye. Şimdi sizin bu konudaki görüşünüzü önce bir almak isterim. Neler düşünürsünüz? Şimdi şöyle söyleyeyim. Tabii önce ben bunlara düşman diyorum. Bu düşmanı tanıyınca virüsü ilk 2 ay bir bocalama geçirdik. Şununla karıştırdık. Aynı familyadan gelen SARS'la, MERS'le karıştırdık. Dedik ki acaba bu kadar ölümcül mü acaba bu gerçekten? İşte maskeler takıldı, şey yaptı. Hepimiz taktık. Ben de taktım. Ancak daha sonra işte uluslararası alanda da arkadaşlarımız var, paylaşımlar yapıyoruz. Virüsü tanımaya başlıyorsunuz. Virüs bir kere şunu söyleyeyim. Belki şaşırtıcı gelecek ama virüs güçlü bir virüs değil. Peki güçlü derken neyi kastediyorum? Şimdi bilinen en güçlü virüs HIV'dir. Yani AIDS virüsüdür. Çünkü çok farklı bir mekanizma ile kendisini gösterir. Çift bir virüs. Koronavirüs. Peki bu ne yapıyor? Şimdi koronavirüste hedef neresi? Hedef akciğer hücresi. Akciğer hücresi içine girdiği zaman Mustafa Bey o zaman hastalık oluşturuyor. Ve burada olağan dışı bir şey var. Olağan dışı olan şey şu. Şimdi karşılaşıyor. Maskenin öneminden önce bahsedeyim. Şimdi bir kere kim nerede çok ciddi seyrediyor? Aynı biraz önce söyledim ya, grip tablosuna çok benziyor. Grip tablosundan da çok ölümler oluştu. Benim de kaybettiğim hastalarım oldu. Ne zaman oluşuyor? Grip virüsü akciğere indiği zaman. Kim nerede oluşuyor? 65 yaş üstü. 2, altta bir kronik hastalık varsa, kalp hastalığı. Ama tedavisiz. Yoksa tedavi altında olan değil. Şeker hastalığı, kontrolsüz. Akciğer hastalığı, KOAH. Kontrolsüz, kanser, kemoterapi almış, radyoterapi almış. Bu kişilerde gerçekten ciddi seyrediyor. Aynı grip gibi COVID de aynı şekilde. Peki maskenin burada önemi ne? Şimdi bakıyoruz, araştırıyoruz, çevremizden de bilgilerden de şunu görüyoruz. 1, çocuklar COVID olmuyor. 2, genç popülasyonda çok hafif geçiyor. O zaman bu insanların maske takmasının anlamı ne? Bence anlamsız. Peki bulaştırma açısından? Bulaştırmıyorlar çünkü virüsü öldürüyorlar. Virüsle karşılaştığı an özellikle çocuk ve gençlerde altta yatan hastalığı olan orta yaşlı kişilerde virüsle vücut karşılaştığı an virüsü ortadan kaldırıyor zaten. Peki yani taşıyıcılık çocuklar, yok. Çocuklar şimdi Covid olabiliyor. Yani hiç olmuyor dersek çok yani. Hafif. Hayır, çok hafif. Ama mesela o çocuk eğer Covid olmuşsa, çok hafifse onu bulaştırmıyor mu? Hayır. Evet, süper bulaştırıcı deniyor. Yanlış. Bulaştırmıyor. Çocukların maske takması kadar saçma bir şey yok. Bende şimdi koronavirüs var. Ben hastayım diyelim. Ama öksürmüyorum. Hapşırmıyorum. Affedersiniz, tükürerek konuşmuyorum. Benim size bulaştırma ihtimalim çok düşük. Ama işte onun garantisi var mı yok mu? Maske takarsam ya da siz maske takarsanız onun koruyuculuğu ne? O da belli değil. Peki o zaman maskenin işlevi nerede? Mesela maske nerede takılmaz? Açık havada takılmasının hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Çünkü bu virüs havadan bulaşmıyor. İnsandan insana bulaşıyor. Belki başlangıç olarak havadan serpildi. Onu bilemiyorum. O sizin konunuza girer. Benim şeyim... Yani şu havadan serpildi derken... İlk başlangıcı. Suni olarak. Evet. İlk başlangıcı. Sonrasında çünkü artık bize yerleşiyor, insan vücuduna. İnsandan insana bulaşma potansiyeline sahip. Biraz önce söylediğim gibi bende semptom yoksa, belirti yoksa benim size bulaştırma şansım sıfır. O zaman benim maske takmamın bir anlamı yok. Sizin de yok, eğer sizde de belirti yoksa. Sağlıklı bir insanın maske takması kadar saçma bir şey yok zaten. Nerede takılabilir? Hani diğer mikroplara karşı insan da biraz kendini huzurlu hissetsin, o zaman kapalı ortamda takabilir. Nereye? Markete girdiniz mesela, havalandırması kötü, dersiniz ki ya burada ben kendimi biraz daha huzurlu hissedeyim, maske takayım. Ama o da uzun süreçli olmaz. Veya uçakta kısa süreli bir yolculuk yapıyorsunuz, 1 saat 1,5 saat, dersiniz ki ya ben burada maskemi takayım. Orada biri öksürebilir, biri hapşırabilir, benim üzerime bulaşabilir diye düşünebilirsiniz. Ama peki, açık havada çocukların takması... Veya spor yaparken görüyorum, yürüyüş yaparken görüyorum. Son derece mantıksız. Şimdi burada tabii sizin o ifadenize takılın ben de. Semptom göstermiyorsa, evet, öksürmüyorsa, vesaire ise, ama vücudunda belli bir oranda virüs yükü almışsa. Tabii ki. Şimdi bu bulaştırıcı olmuyor mu? Hayır. Ama böyle mesela çevrenizde çok sayı insan var hocam. Değil, ben size dokundum mesela. Ben hastayım, size dokundum. Geçmez. Geçebilmesi için mesela bu mesafeden de geçmez. Çünkü virüs zaten en zayıf, yani yaşayamaz ki havada. Nerede yaşayacak? Canlı bir ortamın içinde olması lazım. Ben size yaklaşacağım, çok affedersiniz, yüzünüze doğru öksüreceğim. Hastayım ama. Hapşıracağım, işte tükürük saçarak konuşacağım. Sizin de bağışıklık sisteminiz zayıfsa, çünkü ilk kalkan burun ve boğazda olur, ağızda olur. Orada da bizim savunma sistemimiz var. Çocuklar burada avantajlı zaten. Onlar bir anda burada öldürüyorlar virüsü. Çok nadiren akciğerler iniyor çocuklarda. Bakın 5-15 yaş arasında koronavirüsten ölme oranı kaç biliyor musunuz Mustafa Bey? 100.000'de 1. 5 ile 15 yaş arası. 100.000'de 1. Türkiye'de kaç milyon bu yaş grubunda çocuk var? 5-15 yaş arası. Diyelim ki 20 milyon. 100.000'de 1'ini hesaplayın. Kaç kişi olur? Ve bu insanların, bu çocukların hepsini okullardan ayırıyorsunuz. Bulaştırıcılıkları yok. Maske takıyorsunuz, taktırıyorsunuz. Mesela orada şöyle bir sorun var. Yani onu zaten hep tartıştık, konuştuk. Hala da konuşuluyor. Okulların havalandırması ne kadar yeterli? Yani o okula girdi çocuk, bir virüs yükü varsa çevresine bulaştırır mı, bulaştırmaz mı? Şimdi siz diyorsunuz ki bulaştırmaz. Hayır. Ama okullar açıldıktan sonra da mesela vaka sayılarının yükseldiğini gözlemledik. Onun bununla bir alakası yok mu? Hayır. Okullar hiç açılmadı ki. Kışın okullar açık değildi ki. Kışın zaten artar. Bakın ben size bir soru sorayım. En çok gözüken solunum sistemi enfeksiyonu hangisi? Mikrobik griptir değil mi? 2020 yılında, 2019 yılında, 2020 yılını düşünün virüsün çıktıktan sonra. Ne kadar grip oldu Türkiye'de? Yani çok az. Nereye gitti? Nasıl oldu biliyor musunuz? Peki, bunun nedeni onu söyleyeyim ben size. Şimdi ben grip tablosu yaşıyorum. Ne oldu? Şimdi her yerden bilgi geliyor. Deniyor ki koku alma azaldı, bilmem ne oldu, ağrı. Covid olabilirsin. Doktora gidiyorsunuz, yaşadı mı yaşamışsınızdır. Hastaneye gidiyorsunuz. İlk yapılan test hangisi? Covid testi. Pozitif. Tamam, koronavirüs. Ben gripim ya. Aynı tablo. Bundan önce, peki nereye gitti o zaman grip? Hepsine, çoğuna, hepsi demeyeyim, %90'ına Covid teşhisi kondu çünkü. Bakın birbirine çok benziyorlar Mustafa Bey. Klinik tablosu çok benziyor. Muayene bulguları çok benziyor. Bu kadar iddialı konuşuyorum. Belki şaşırıyorsunuzdur. Ben 28 yıllık hekimim. Her türlü hastalık gördüm. Covid'li de gördüm. 3. Akciğer grafisi. 4. Tomografi çekiliyor değil mi? Ben size ilerleyen programlarda davet ederseniz birebir tomografi bulgularını gösteririm. Gripin akciğer tutulumu tomografi bulgusu. Koronavirüsün akciğer tutulumu tomografi bulgusu. İsterseniz ikinci yarıda gösterebilirim. Yanımda var. Peki bir şey diyeceğim. Bu şu ana kadar COVID-19 teşhisi konulanlardan bazıları aslında grip mi geçirdi? Evet. Çoğu grip geçirdi. Peki bunu mesela siz diyorsunuz. Neden biz bunu bir işte bilim dergisinde okumadık? Neden bilemiyorum. Görmedik? Ama benim gibi düşünen, dünyada ben tek değilim. Öyle bir iddiam da yok. Hı hı hı. Benim gibi düşünen hekimlerin bir sesi olarak kabul edebilirsiniz. Evet. Amerika'da da öyle, Avrupa'da da öyle. Bakın, dikkat ederseniz dünyada grip yok. Hı hı. Bitti. Nereye gitti grip virüsü? Orada ben bir şey daha soracağım size. Yeniden biraz kısa tabii geçelim ki. Onu. O PCR testine çok takılmak istemiyorum da. Ben Covid geçirdim. Evet. Hastaneye gittim. PCR yapıldı. Evet. Kan testi yapıldı. Tomografi. Evet. Ve normal işte tamam. Klinik muayene mi diyorsunuz ona, ben doktorum. Evet. Bir de muayene. Fizik muayene, evet. Yani bu doğru yöntem değil mi? Doğru. Sizin, ya da sizin alternatifiniz ne buna? Yani oradaki PCR işte gereksiz diyorsunuz. Evet. Ya da tomografiye doğru. Karşı çıkanlar var, sizin o konudaki bilmiyorum. Ben karşı değilim. Bakın şimdi siz bana o şekilde geldiniz değil mi? Ben hastaları nasıl? Şimdi ben yaşadığım şeyi anlatacağım size. Evet. Hasta böyle geliyor. Önce dinlerim hastamı. Önce hastaya, hastayı yaşarım. Öyle söyleyeyim size. Hı hı. Benim her bir hastama bir saat ayırırım ben. Hı. Önce hastayı yaşarım. Anlatır bana. Ondan sonra özgeçmiş her türlü özelliğini görürüm. Ondan sonra tepeden tırnağa sadece sırtını dön, akciğerlerini dinleyeyim demem. Tüm vücudunu muayene ederim. Burunun, boğazını, her tarafını, kalbini, akciğerini, tüm organlarını. Hı. Ondan sonra gerek görürsem kan tahlili isterim. Hı. Gerek görürsem akciğer filmi isterim. Eğer gerek görürsem tomografi isterim. Ve teşhisimi koyarım. Ana PCR soru, istemem. Ana soru şu. Ne olacak? Yani Covid olsa ne olur? Grip olsa ne olur? Ne değişecek? Bravo. İşte işin kilit noktası burası. Şimdi siz bu hastalara PCR testi yapmasaydınız ne diyecektiniz tablo olarak, ben doktor olarak? Hı. Grip diyecektim. Hiçbir farkı yok ki. Ama Covid diye bir şey var dünyada. Yani onu söyleyeceğim işte. Dünya kavruluyor. Evet, bravo. Kavruluyor. Acaba neden kavruluyor? PCR testi olmadığını düşünün. Ne düşünecektiniz? Hepsi nasıl grip. Nasıl tomografiyle koyacağız. Hayır. Ya da birbirine benziyor. Muayeneyle. Sadece bir tek bulgu var. İkisini ayırt eden. O da Covid'li hastaların sadece %5'inde gözüküyor o tomografi bulgusu. Sadece %5'inde. Tedavi aynı. Bakın benim Covid'li hastalarımın hiçbiri ölmedi. Normalde takip ettiğim hastalarımın hiçbiri Covid olmadı. Siz geçirdiniz mi hocam? Hayır. Yani bu problem şekilde, bu dediklerinizi yaptınız ama yani mesela maske konusunda, PCR konusunda dediklerinizi uyguladınız ve PCR testi ben kendime yaptırmadım. Hmm. Hastalarımın hiçbirinden istemedim. Tamam. PCR testi yaptırıp gelen hastalar oldu. Bakın PCR'ı bir kenara bırakın. Ne diyeceksiniz? Ben size aynen birebir örneklerini gösteririm. Birebir. Dersiniz ki hocam bunun hiçbir farkı yok ya. Anladım. Peki o test yapılmadı. Ne değişecek? Yani tanıyı nasıl bravo. Koyacağız? İşte söylüyorum ya, klinik tablo 1, 2 fizik muayene bulguları, 3 gerekirse laboratuvar bulguları. Tedavi değişmiyor zaten. Yeter ki doğru bir yaklaşım olsun. Şimdi burada şimdi ben şimdi farklı konuştuğum için tabii şey, siz de şey yapıyorsunuz. Şimdi bu normal yani. Evet. Şimdi ben bu akşam şu anda sizi hem dinliyorum, hı hı, hem de size bir antitez üretmeye çalışıyorum. Tabii ki. Bu noktada bir sorun yok zaten. Hayır ama hayır, buyurun. Şimdi maske dediğiniz zaman maske takılması, hı hı, bütün dünyada hem de ülkemizde ki bence maske, mesafe, hijyen diyoruz ya, ben hijyenin falan da çok daha önünde olduğunu düşünüyorum maskenin. Ha, katılır mısınız katılmaz mısınız bilmem. Ama maskenin engellediği bir tablo var. Engellediği gibi görünen bir tablo var. Siz buna katılmıyorsunuz herhalde. Neye bağlıyorsunuz bunu? Yani şimdi biz virüsleri peki nerede takacağız, nerede takmayacağız? Virüslerin boyutunu biliyor musunuz? Binlerin en küçük mikroorganizmalardır. Evet. Nanometre. Maskenizdeki deliklerin büyüklüğünü biliyor musunuz? Mümkün değil, korumaz. Peki biz nerede takacağız? Bakın ben size söyleyeyim. Ben yoğun bakımdaki hastaları da takip ediyorum. Evet. Yoğun bakımdayken ben tabii ki maske takacağım. Yoğun bakım ortamı çünkü. orada birebir, hastalarla birebirsiniz. Çünkü işlem yapıyorsunuz. Hı hı. İşte solunum entübe ediyorsunuz. Nefes, yani direkt virüsün olduğu yere giriyorsunuz. Hı hı. Beni koruyacağını düşünüyorum ben. %100 korur mu? Hayır, bakın. Şeyde takip edersiniz, yoğun bakım doktorları en riskli doktorlardır. Maske korusaydı onlar niye hasta oluyor o zaman? Hı hı. Çok güzel maske takıyorlar. Koruyucu kalkan da takıyorlar. Ben maskeye kesinlikle karşı değilim. Sakın yanlış anlaşılmasın. İsteyen takabilir. Siz benim düşüncemi söylüyorum. Neye karşısınız? Yani maskenin takıldığı yerlerin mi azaltılması lazım? Evet, çocukların takmaması lazım. Havalandırması iyi olan yerlerde maske takılmasına gerek yok. Peki şöyle bir şey. Ya bu dün benim çok kafamı kurcalayan bir şeydi. O yüzden soracağım size. Dışarıda yürüyorum. Evet. Bir meydan, açık alan. Hı hı. Maskemi azıcık açtım. Çevremde de kimse yoktu. Sonra ihtiyaten maskeyi tekrar biraz daha böyle kalabalık bir caddeye gireceğimi düşünerek maskemi kaldırdım. Normal takılı hale getirdim. O sırada da kendimle şöyle gurur duydum ki çok yakınımdan insanlar geçti ama açık hava. Ben bilmiyorum, ben doktor değilim, bu işin uzmanı değilim. Şimdi açık havada yakınımızdan da insanlar geçebiliyor. Hı hı. Yani maske diyorsunuz ya, mesela açık alanda takılmasına işte gerek olmadığını söylüyorsunuz. Bu durumu ne yapacağız? Yani yakınımızdan, çarşıda, pazarda ya da yolda açık yürürken. Havadan geçmez. Açık havada geçmez. Hayır. Mi? Öyle bir virüs değil bu. Açık havadan geçmez. Kapalı bir ortamda oturuyorsunuz. Yanınızda koronavirüslü hasta var. O da bilmiyor. Siz de yanındasınız. Maske taksanız da takmasanız da eğer bağışıklık sisteminiz zayıfsa, o size doğru öksürüyorsa, bakın hasta oldu, yanınızda oturuyor ama öksürmüyor, hapşırmıyor. Hasta olmazsınız. Nefes alıp vermekle geçmez. Açık havada geçmez. Bu konuda size çok literatür getiririm ben. Hı hı. Farklı görüşler de var. Onlara da saygılıyım. Hı hı. Zaten tıp öyledir. Yani doktorluk çok farklı bir meslektir. Biz hocalarımız her zaman şunu derdi Mustafa Bey. Ben her programda bunu söylüyorum. Hastalık yok, hasta vardır derlerdi. Hı hı. Doktorluk yok, doktor vardır. O deneyime göre, o tecrübeye göre. Belki benim söylediklerimin hepsi hatalı da olabilir. Ama ben bunu yaşayarak gördüm. Doğru olduğunu düşünerek bunları söylüyorum. Yoksa kimseye etki altında değil. Farklı görüşteki meslektaşlarıma da saygı duyuyorum. Evet. Maskeyi savunanlara da saygı duyuyorum. Ama benim gördüğüm, benim yaşadığım, benim deneyimimin bana söylettiği şeyler bunlar. Evet. Şimdi ben de tam tersten şunu söylerim o zaman. Derim ki ya ne olacak yani? Maske takarsak ne olacak ki? Açık havada da maske taksak ne olacak? Yani şöyle olacak. Hayat standartımızı belki biraz düşürüyor ama. %100 düşürür. Bakın maskeyi takın ve yürüyün. Şimdi Yüce Allah bizi o kadar güzel yaratmış ki. Temiz hava diyoruz ya. Şimdi mesela burada ne kadar durabilirsiniz? Bir de temiz havayı düşünün. Maskeyi takıyorsunuz. Nefes aldığımız zaman ne oluyor? Oksijenli hava içeriye giriyor. Peki verdiğimiz nefeste ne var? Karbondioksit var. Karbondioksit ne yapıyor? Narkoz yapıyor. Karbondioksit narkozu oluşuyor. Maskeyi uzun süre taktığınız zaman. İnsanlar sersemleşmeye başlıyorlar. İnsanlar bilinçleri değişmeye başlıyor. O yüzden o kadar zararlı. Hele bir de burnunu da kapatıyor. Tamamen kapatıyor ve yürüyüş yapıyor. Beyine giden oksijeni azaltıyor. Karbondioksiti atamıyor vücut. Aldığı nefesi tekrar soluyor. Verdiği nefesi tekrar alıyor. Ama bu virüsten korunma babında bir faydası var. Hiçbir faydası yok. Neden? Yani buna katlanılır. Ben katlanmam. Korumuyor ki çünkü. Koruduğuna inanmıyorum ki. Ve çocukları düşünün. Taptaze akciğerlerine çocuklar oksijen alamıyorlar ve soluduk verdikleri havadaki karbondioksit tekrar akciğerlerine gönderiyorlar. Hı hı. Onların gelişimini bozuluyor. Hele bebekleri düşünün ya. Hem oksijen düşüyor kandaki hem karbondioksit artıyor. Peki kan düzeyi ne olmalı karbondioksit? 35-45 arası. 35-45 arası. Evet. Bu da ilginç. Kan gazı diyoruz biz. 35-45. Evet. Şimdi tabii bu konuda dediniz ya biraz önce belki de işte havadan verilmişti. Orada neyi kastettiniz? İlk başlangıcı kastettim. Peki geçen hafta da çok tartışıldı, çok konuşuldu. Bu Covid-19'un işte bir laboratuvarda üretilmiş olabileceğini söyledi. Şimdi onu söyledikten sonra da eski CDS direktörü evet ölüm tehditleri aldığını ifade etti Robert Redfield. Evet. Koronavirüs salgının laboratuvar kaynaklı olduğu teorisini dile getirdi. Şimdi yine orada benim açımdan soru şu. Laboratuvar kaynaklı olsa ne olur, olmasa ne olur? Yani bu böyle bir hastalık var. Değil mi? Yani doğru. Böyle bir hastalık var, değil mi hocam? Yani Covid-19 yok demiyorum. Yok, hayır var. Şimdi laboratuvar kaynaklı olsa ne olur, olmasa ne olur? Ben tedavime bakarım. Vatandaş olarak. Doğru. O zaman şimdi bu tedavi içinde öne sürülenler işte maske, mesafe, hijyen. O tedavi değil. Yani korunma amaçlı olarak söylüyorum. Yani siz katılmayabilirsiniz. Aşı ve işte bazı ilaçlar var. İlaçlarla ilgili tabii süreç de devam ediyor. Onların hepsini anlatırım size. Hı hı. Peki yani bu şimdi şu laboratuvardan bir başlayalım isterseniz. Başlayalım. Ne dersiniz? Bundaki yorumunuz nedir? Laboratuvarda o üretildiğini düşünüyorum. Neden düşünüyorum? Şöyle söyleyeyim size. Ben bir virolog değilim. Ben bir klinisyenim. Dünyanın en ünlü, hatta şöyle söyleyeyim, Luc Montagnier var. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi virologlarından, virüs uzmanlarından biridir. AIDS virüsünü bulan kişidir. Biraz önce söyledim ya size, dünyadaki en güçlü virüstür AIDS virüsü. Bunu dünyada ilk saptayan insandır. Ve onun sayesinde şimdi AIDS tedavisi var. Şimdi bunun çok önemli bir görüşü oldu. Dedi ki, bu dedi, virüs dedi, içeriğinde HIV virüsünün parçacıklarını taşıyor dedi. Yani doğal bir virüs olsa, doğal virüs gidip başka bir virüsün parçacığını taşımaz. Mutasyon geçirir. Kendi içinde evrilir. Ama tutup da başka bir virüsün bir parçacığını üzerinde taşımaz. Ben tedaviye geçerseniz orada da bu görüşün ne kadar doğru olduğunu söyleyeceğim. Bu çok saygın bir bilim insanı. Farklı görüşlerde olabilir. O benim için çok önemli. Daha sonra tabii araştırdıkça, baktıkça gerçekten de tedavide benim kullandığım ilaçları söylesem dersiniz ki hocam ne alakası var bu virüsle, bu tedavinin? İşte hep bu görüşlerden kaynaklanıyor. Bunlar da üst üste gelince ben şunu düşünüyorum, şunu söylüyorum. Yüce Allah'ın yarattığı bir virüs değil bu, bir mikrop değil bu. Bu insan eliyle yapılmış bir. Hangi nedenle, nerede yapıldığını söyleyemem. Ama bir laboratuvar ortamında yapıldığını düşünüyorum. Bir Serhat Fındık olarak. Bu neyi değiştirir peki? Bu şunu değiştirir. Düşmanınızı tanırsınız. Virüsü tanırsınız. Şu an tanıyabiliyor muyuz virüsü? Evet. Ne kadarını tanıyoruz yani? Hepsini tanıyoruz. Tedavisi var. Covid-19'u tanıyor muyuz? Evet. Ama bir daha hocam şimdi tedavisi var deyince ben orada bir hani yürürken çok şöyle bir dururuz ya. Bu iddialı ama ben şuradan yaklaşıyorum. Tedavisi var dediğiniz zaman ben Covid-19'un başladığı zamanları hatırlıyorum. Doktor olan ya da olmayan en az 20 farklı tanıdıktan ya da tanımadık insandan Covid-19'un tedavisini bulduk diyeni biliyorum. Daha henüz işte 2020 yılının Ocak ayından bahsediyorum. Tamam. Daha bu iş yeni başladı. Evet. Hatta işte bize hani gelin bak haberimizi yapın biz bunun şeyini bulduk, tedavisini bulduk diyen çok kişi gördüm. Ben ama, öyle değilim. Ama şöyle yani sizi o kategoriye yok, sokmak onu bilmiyorum. Anlatacağım ben size. Şimdi orada işte ilacını buldum diyen vardı, aşısını buldum diyen vardı ki daha o zaman aşı çalışmaları devam ediyordu. Şimdi bu işin de bir ilerleyiş şekli var. Yani onu da belki biraz sonra konuşuruz. Şimdi biz ben o yüzden tedavisini buldum diyene bir temkinli yaklaşıyorum hocam. Ben şöyle söyleyeyim. O zaman demek ki kendimi yanlış ifade ettim. Evet. Şimdi ilk 2 ay çıktıktan sonraki 3 ayda diyebiliriz. Düşmanı tanımıyorsunuz. Şimdi düşmanı tanımak çok önemli bir özellik. Her yerde önemlidir. Sosyal hayatta da öyledir. Yani size düşmanlık besleyen bir insanın özelliklerini tanıdığınız zaman gerekli korumayı alırsınız. Tedavisi derken ben şunu kastettim. Tek bir ilaç şeklinde tedavisi yok bunun. Yani virüsü öldüren tedavi çok çok az. Ben bulmuş değilim bunu. Öyle bir iddiam yok benim zaten. Ama yapılan birbirimizle olan bilim insanlarıyla yapmış olduğumuz hem onların çalışmaları hem bizim tecrübelerimizden ben size ortak tedaviyi sunacağım. O zaman anlatacağım. Yani ben bakın işte şu virüse karşı bulduğum ilaç. Hayır öyle bir iddiam yok. Asla yok. Neyi bulduk biliyor musunuz? Biraz önce ne dediniz bana? Dediniz ki hocam doğalla yapay arasındaki fark ne? Hı-hı. Doğal virüs olsa grip virüsü gibi düşünün. Grip virüsünün ilacı var mı? Var. Başlangıç aşamasına verdiğiniz zaman o virüsü öldürür. Bunun direkt ilacı var mı bu zamana kadar bulunan? Yok. Ne kullanılıyor? Grip virüsü ilacı kullanılıyor. Doğru mu? Hı hı. Bakanlık ne veriyor hastalara? 8-8-3-3-3-3 diye girilen etken maddesini söyleyebiliriz. Sıtma ilacı da çok kullanıldı. Onu da söyleyeceğim. Faviparin diye bir ilaç veriliyor değil mi? Faviparin normalde ne ilacıdır? Grip ilacıdır. O zaman bana sorabilirsiniz. Ben size sorayım. Niye grip virüsü ilacı veriliyor COVID'in tedavisinde? İşte bu bağışıklığı falan bastırıyor. Hayır. Neden? Birbirine çok benziyor çünkü. Ama COVID'in tedavisinde yeri yok. Ama birbirine çok benzediği için veriliyor. Ben veriyor muyum? Hayır. Peki COVID tedavisinde ne yapıyoruz? Hı hı. İki tane yaklaşım var Mustafa Bey. Biraz önce söylediğim gibi sihirli bir ilaç yok. Öyle bir şey düşünülmesin. Şimdi ben ikiye ayırıyorum. Ben derken tek değilim dünyada. Asla öyle bir şeyim yok benim. Şimdi bir, bu virüs akciğere ulaştı mı ulaşmadı mı? Akciğere ulaştıysa tablo tamamen değişiyor çünkü. Akciğere ulaşmadıysa, yani burunda, boğazda, ağızda kaldıysa çok kolay zaten. Onu siz atlatıyorsunuz. Vitamin alıyorsunuz. İşte bir ağrı kesici alıyorsunuz, atlatıyorsunuz. Akciğere girdiği zaman tablo bir anda değişiyor. Yapaylığı burada başlıyor zaten. Yani biz tedavide... Buyurun. Doğru mu anlıyorum? Koronavirüs tedavisini ikiye ayırmamız lazım. Evet. Akciğere indi inmedi mi? Evet. Anladım. Akciğere indiği zaman zaten ölüm olasılığı artıyor. Başka bir organa gitmiyor. Problem burada zaten. Burada yanlış bilgilendirme yapılıyor. Şimdi akciğere ne yapıyor? Şimdi nefes yoluyla bulaşıyor ya bu. Yani ben öksürdüm, hapşırdım, şey yaptım. Sizin de bağışıklık sisteminiz zayıf. Önde koruyamadınız. Akciğerlerinize indi. Boğazda duruyor. Boğazda bir konaklama oluyor mu? Tabii ki yani oluyor. Diğer, hayır, konaklama oluyor. Çoğalabilirse orada çoğalıyor. Oradan sonra da inebiliyor veya direkt de inebiliyor. O da çok konuşuldu ya. Tabii ki. Orada da konak yeri var. Burunda da var. Burun içinde de var. Hı. Şimdi bakın ama orada olduğu zaman ölüme yol açmıyor. Ölüme yol açabilmesi ya da ciddi tabloya yol açabilmesi için akciğer içine inmesi gerekiyor Mustafa Bey. Hı. Ama akciğer içine girdiği zaman da yetmiyor. Nefes aldığımız zaman havanın ulaştığı en son bölgeye biz alveol diyoruz. Hava kesecikleri diyoruz. Hava keseciklerinde iki hücre popülasyonu var. Tip 1, tip 2 hücre. Bu virüsün hedeflediği hücre tip 2 akciğer hücresi. Eğer tip 2 akciğer hücresi içine girerse o hücre içinde çoğalıyor. Bakın tablo burada değişiyor. Virüs kendisi başka yerlere gitmiyor. Öyle bir alarm oluşturuyor ki sanki vücut... savunma sistemi hassas olan kişilerde sanki karşısında çok büyük bir düşman varmış gibi tüm hücrelerini, savunma hücrelerini oraya sevk ediyor. İşte tablo burada karışıyor. Sitokin fırtınası dediğimiz tablo. Biraz önce size söyledim. Sordunuz. Dediniz ki hocam demek ki ikiye ayıracağız. Akciğerde bu hücrenin içine girdiği zaman ya da giremedi, üst tarafta kaldı. Üst tarafta kaldığı zaman hiç sıkıntı yok. %98 böyle seyrediyor zaten. Geri kalan kesimde hücrenin içine girdiği zaman kendisine doğru bağışıklık sistemi meydana geliyor. Sitokin fırtınası. Burada ne oluyor biliyor musunuz? Biz tedavide sizce hangi ilaçları veriyoruzdur? Nedir? Bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç. Şimdi düşünün. Bir mikrobik hastalık ve siz tedavide bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaç veriyorsunuz. Bana bir tane örnek gösterin. Yapaylığın en büyük kanıtı bu işte. Anladım. İlginç. Şimdi bir soru var, onu da sorayım hocam. Hızlı... Sıtma ilacının yeri de burada. Anladım. Hızlı geçelim bu soruyu lütfen. Bir izleyicimiz diyor ki kan tahlilleriyle gözüken yüksek D-dimer değeri COVID için belirleyici bir gösterge midir? Hayır. Aynısı gripin akciğer tutulumunda da olur. Ben anlamadan... Niye? Şöyle söyleyeyim. Biraz önce ne dedim? Bir anormal bir yanıt meydana geliyor. Sitokin fırtınası. İşte o sırada hem pıhtılaşma faktörleri akciğer içine salınıyor, damar içine gidiyor. Hem de diğer maddeler. D-dimeri yükselten bu. Grip virüsü de bakın burası çok önemli. Grip virüsü de akciğer hücresi, biraz önce söylediğim akciğer hücresi içine girdiği zaman da aynı tıpatıp benzer tabloyu oluşturuyor. Peki ne yapacağız? Yani anlatıyorum. Biz hemen burada nasıl bir yol izlememiz? Bir, bu tablo oluştu mu? Bakıyoruz. Problem nerede? Virüste mi? Hayır, virüs başlattı. Virüs ölüyor. Virüs çoğalmıyor, yayılmıyor başka tarafa. Virüs öldü. Bizim tedavideki amacımız bağışıklık sistemi hücrelerimizi geriye çekmek. Ben şöyle hep şu tanımı yapıyorum. Karşıda 100 kişilik bir düşman ordusu var. Siz başkomutan olsanız kaç asker gönderirsiniz? Bilemediniz mi? En fazla 500 kişi. Burada asker ordunuzda kaç asker varsa, 1 milyon asker varsa 1 milyon askerinizi gönderiyorsunuz. Ve şöyle emir veriyorsunuz. Elinizdeki tüm cephaneleri kullanacaksınız. Roket atar mı var, füze savar mı var, ne varsa hepsini kullanın. Ortam ne oluyor? Yangın yerine, ortada düşman yok, ölmüş gitmiş zaten. O zaman ne yapıyoruz tedavide biz? Buradan anlayabilirsiniz zaten. Bağışıklık sistemini hafifletici ilaç veriyoruz. Yani diyoruz ki askerlerimize geriye çekelim, cephanenizi kullanmayın. Sıtma ilacının yeri burada zaten. Tamam, bu başlangıçta değil. Bu doğru değil mi? Peki. Bu yöntem doğru değil mi şu an uygulanan? Bu hangi zaten uygulanan yöntem? Bu bahsettiğiniz. Hangisi? Hayır, bu sıtma ilacı ile bağışıklık sisteminin baskılanması meselesi var ya. Tek başına değil ama. He. O da bazı durumlarda kullanırsınız. Yaşlılarda veremezsiniz. Anladım. Kalp hastalıklarında yani zaten uygulandığı için bu yöntem, o yüzden sordum. İlacın yeri var. Hı. Sıtma ilacının da yeri var. Bakın, ben veriyor muyum sıtma ilacının tedavide? Hayır, vermiyorum. Hı. Ama verilenlere de karşı çıkmam. Verdiğiniz hastalar yok mu? Hayır. Ya da şunu mu diyorsunuz? Ben yani doğru sıtma mu ilacının tedavide yeri var ama ben tedavimde vermiyorum. Ben tercih etmiyorum. Hayır, diyorsun. Evet. Peki şu mudur? Covid-19'un aşamalarını doğru tespit edip evet, tedaviyi buna göre yapmak. Evet. Yani sizin asıl öneriniz bu mu? Şimdi hata şuradan kaynaklanıyor. Bakın, eğer bir temel yaparken, bir bina yaparken temeliniz zayıf olursa o bina ne olur? Yıkılır. Burada hata başlangıçta zaten Mustafa Bey. PCR testiyle hata yapılıyor. Hı-hı. Grip olan hastaya Covid deniyor. Üzerine etkinliği belli olmayan bir şey veriliyor, ilaç veriliyor. Sıtma ilacı. Hayır, öteki. 8-8 tamam, olan Favipiravir sıtma ilacı değil. Evet. O veriliyor. Tablo zaten o ilacın prospektüsüne baktığınız zaman bakın deneme aşamasındadır. 1. O klasik grip ilaçlarından biri değildir o. 2. Doğurganlık çağındaki kadınlara veremezsiniz. Çocuklara veremezsiniz. 65 yaşın üstüne veremezsiniz. Baba adayı olan erkeklerde veremezsiniz. Karaciğer problemi olan da veremezsiniz. Böbrek problemi olan da veremezsiniz. Ne oluyor? Siz diyorsunuz ki PCR testi pozitif çıktı, Covid, hastaya onu veriyorsunuz. Hı hı. Ondan sonra yaşadığı tablonun o ilaca bağlı olmadığı nereden belli? Bu babalık durumu olan kişiye niye verilmiyor? Sperm şeyini bozuyor çünkü. Doğurganlığı bozuyor. Peki bir dakika, Covid-19'a yakalanan kişilerde işte birçok şimdi araştırma yapılıyor. Evet. Unutkanlıkla ilgili, evet, vesaireyle ilgili. Onlardan bir tanesi de bu yine sperm sayısı vesaire. Evet. Şimdi onun Covid-19'dan değil ilaçtan mı kaynaklandığını söylüyorsun. Covid-19'un orada ne işi var ki? O vücuda yayılmıyor ki. Ama şu var hocam, mesela yani siz de duymuşsunuzdur. Covid-19 geçiren kişilerde böbrekte bir şey çıkıyor. Karaciğerde başka bir şey. Tamam. Ya da işte beyinde alakasız yerde, yani evet, ciğer diye bahsettik ya. Onu anlatayım bunun ben size. Bunun nedeni hocam? Şu nedeni şu. Şimdi orada savaş var. Savaşın yeri neresi? Merkezi akciğerler. Burada hangi maddeler salgılanıyor? Pıhtılaşma maddeleri. Pıhtılaşmayı arttıran. Ne oluyor? O pıhtı atıyor. Hı. Nereye gidiyor? Kalbe gidiyor. Kalp kasını tutuyor. Nereye gidiyor? Böbreğe gidiyor. Nereye gidiyor? Beyine gidiyor. Otopsi çalışmaları var Mustafa Bey. Akciğer dışında hiçbir organda virüs tespit edilememiştir. Ne kalpte, ne akciğerde, ne kalpte, ne beyinde, ne işte testiste, ne diğer, ne böbrekte. Hiçbirinde yok. Nasıl onları etkiliyor peki hocam? İşte söylediğim gibi pıhtılaşmayla etkiliyor. Hı. Vücut kendi kendini yok ediyor. Orada salgılanıyor, damara giriyor, kan dolaşımına geçiyor. Kan dolaşımından kalbe gidiyor, beyne gidiyor, böbreğe gidiyor. Oraları o şekilde etkiliyor. Yani vücut, otoimmün hastalıklar dediğimiz tablolar vardır. Bağışıklık sistemi vücudu kendi dokusuna karşı savaşır. Burada o tablo oluyor. Yani mikrop oraya gitmiyor. Şimdi hocam burada bir ben bu konuları araştırırken dikkat ettiğim şeyi soracağım size. Ki bu da zaten aldığınız muhtemelen en önemli eleştirilerden bir tanesi. Siz diyorsunuz ya, ben hastama şu ilacı vermiyorum ya da bu şekilde tedavi ediyorum ve de başarılı oldum, evet, diyorsunuz. Şimdi burada örneğin daha önce de bu çok konuşuldu, tartışıldı. Çevresindeki tıp çalışanı olarak değil de çevresindeki insanlara bakarak işte falanca kişi şunu yemiş, bunu içmiş, düzelmiş şeklinde bazı tabii şehir efsaneleri de dolaşıyor. O yüzden siz şimdi mesela dediğiniz zaman işte ben şu hastamı iyileştirdim, bu kadar hastamı iyileştirdim diye o zaman ben de şunu soruyorum size. Yani bunu kaç hasta üzerinde deniyorsunuz? Örneğin işte bir ilaçsa, bir aşıysa ki biraz sonra aşıyı da konuşacağız bir miktar. 10 milyon kişiden bahsediyoruz. Yani 10 milyon kişi deneniyor. 10 milyon kişi de burada buna iyi geliyor, buna iyi gelmiyor. Ama sizin böyle bir şey demeniz için yani ben bu hastayı iyi ettim bu tedavi yöntemiyle demeniz için bir elinizde veri olması lazım. Evet. Bu veriyi nasıl elde ediyorsunuz? Veriyi şöyle elde ediyorum. Hastalar geliyorlar. Hastaları muayene ediyorum. Tedavilerini yapıyorum. Şöyle söyleyeyim ben size. Şimdi ikiye ayırayım ben. Bir, normalde benim takip ettiğim hastalar var. Astım, koa, kalp hastası, şeker hangisi olursa olsun. Evet. Bu süreçte benim hiçbir hastam COVID olmadı. Hiçbiri. 4 tane temel madde var. Artı alttaki hastalıkların tedavisi var. Ama bu gösterge midir? Tabii ki gösterge. İkinciyi söyleyeceğim. COVID oldu, bana danışılıyor. Bazıları online oluyor çünkü PCR pozitif işte bilmem ne karantina altındasın çıkamazsın. Evet. Ben şeyle görüşüyorum online olarak. Bunların hepsini tedavi ettim. Hepsi bende var. Tedavi de sır değil. Esrarengiz bir şeyden bahsetmiyorum ben. Ne yaptınız? Bağışıklık sistemini hafifletici. Madde madde sayayım. Lütfen. Bir kere önce şuna bakıyorum. Her hastaya aynı tedavi değil. Bizde tıpta temel bir hata var. Doktorların önemli bir bölümünde. Her hastaya aynı tedavi veriyorlar. Olmaz. Biraz önce söyledim ya hastayı yaşayacaksınız. Hastanın yaşı nasıl? Hastanın genel durumu nasıl? Alerjik bünyesi var mı? Kalbi nasıl? Şeker hastalığı var mı? Karaciğer, böbrek. Bir problem var mı hastada? Buna yol açan. Ona göre şekil, yaşına göre, geçmişine göre, aile yapısına göre. Neler yapıyorum? Şimdi mesela şunu soracaksınız bana. Hocam akciğere inmedi, ne yapıyorsunuz? Çok kolay. 1. C vitamini. 2. D vitamini. 3. Ağrısı varsa virüse karşı ona karşı gelişecek olan sistemi yani o yanıtı hastayı rahatsız etmemesi için bir ilaç. 4. bir alerji ilacı. Bir de mide ilacı bitti. Akciğere indiği zaman iş değişiyor. Genel hatlarıyla saydıklarınız söyleyeyim. Akciğere inmeden. Hayır. Anladım. Akciğere indiği zaman bakın ne oluyor. Ben şöyle söyleyeyim. Ana başlıklarla. Çünkü dediğim gibi her hastaya aynı şey tedavi veremezsiniz. Olmaz öyle şey. Ama burada da işte yine başa dönüyoruz. Covid olanla olmayanı nasıl ayırt ediyorsunuz? Yani PCR yok. Bakıyorsunuz yani grip tamam, mi değil mi? Nasıl olacak o iş? Şimdi bakın söyleyeyim. Şimdi grip biraz önce ne dedim ben size? Grip akciğere indiği zaman koronavirüs de akciğere indiği zaman tablo aynıdır. Tedavi de aynı. Bakın, grip. Yani COVID-19 teşhisi koymama gerek yok mu diyorsunuz? Evet. Birbirinin aynısı zaten. Buzlu cam görüntüleri. Covid'de olur. Tomografi çektirdik. Covid. Hayır. Ben size gösteririm. İsterseniz ikinci yarıda gösteririm. Getirdim görselleri. Ayırt edemezsiniz ki. Gripin akciğer tutulumunda da aynı bulgu var. D-dimer onda da yükselir. CRP, SRP onda da yükselir. Beyaz küre ona göre de değişir. Klinik tablo da aynıdır. Bakın tedavide aynı prensip, yine aynı prensip. Akciğere indiği an o bağışıklık sistemini dengelemeniz gerekiyor. Aynı mantıkla gidersek, bu arada araya da az kaldı ama aynı mantıkla gidersek o zaman grip aşısı olalım COVID için. Gripe karşı korur, COVID'e karşı korumaz. O gripe karşı korur. COVID'e karşı bir aşı söyleyemem ben size. Hepsi deneme aşamasında. Anladım. Virüsler farklı bakın. Oluşma şeyine göre şimdi... Grip virüsü benzer tabloya yol açıyor ama grip aşısı olduysanız %70 onu önlüyor zaten. Ama %30 yine aynı tabloyu yaşayabiliyor. Yani grip aşısı COVID'e karşı korumaz. Sizin peki bu bahsettiğiniz C, D vitamini, evet, alerji ve işte mide, evet, ile ilgili tedavi yöntemi herhangi bir, işte bir dergide bir, evet, işte bu şeyde var mı? Tabii ki. Diyorum ya benim bulduğum şeyler değil bunlar. Keşke öyle olsa. Yayınlarında yani. Elbette olmaz olur mu? Hepsini ben size şeyle referanslarını gösteririm. Bakın o kadar enteresan ilaçlar var ki. Ama nerede? Çok dikkat edin. Bir önlem bu ayrı. 2 akciğere indiği zaman zaten biraz önce anlattım. Akciğer hücresi içine girdiği zaman tablo değişir. O zaman her şey değişir. Çünkü artık virüs sadece başlatıyor. Evet. Peki şimdi buraya kadar zaten yeterince şaşırdık efendim. Bu benim yaşadığım şeyler. Ben şöyle söyleyeyim. Ben tabii burada sorgulamak üzere buradayım. Tabii ben ki. Elimden geldiğince sorguluyorum. Hatta sosyal medyada da bayağı bir linç de yiyorum bu konuda. Şimdi bir kısa ara verelim. O arayı verdikten sonra merak ettiğim aşıyla ilgili tabii ki. Ve diğer bu tedavi yöntemiyle ilgili merak ettiğim sorular var. Onları da size soracağım. O aranın ardından birlikteyiz. İkinci dilime de efendim başlıyoruz programımızın. Şimdi daha doğrusu 1,5. dilim diyelim hocam. bu dilimin sonu. Tedavi yöntemleri dediğimiz zaman siz ikiye ayırdınız. Akciğere inen ya da inmeyen şeklinde. Şimdi orada bir ufak şey var. Onu anlatayım, ondan sonra akciğere tabii. inerse ne olur diye ona bir göz atalım. Bazı tedavi adı altında uygulanan yöntemler var. Örneğin Hindistan'da işte bir bitkisel karışımı bir buharla insanların yüzüne püskürtüyorlar. Geliyor insanlar, o buharı alıyor, gidiyor. Bu bir tedavi. Bazı hayvanların efendim dışkılarını yiyen var. İşte birçok böyle farklı uygulanan yöntem var. Yani bunlara hem ne dersiniz, hem onu soracağım. Bir de daha yani bu kadar uç noktada olmayan şeyler var. Örneğin kekik, kekik yağı, kekiğin çayı. Çok konuşuldu, çok tartışıldı. O konudaki görüşünüzü de merak ediyorum. Araştırma yapılıyor. Onu da çok önemli bir üniversitemiz şu anda zeytin yaprağıyla ilgili bir araştırma yapıyor. Devam ettiğini biliyorum araştırmanın. Ancak orada da bir standart sorunu var. Yani her standart tutturulamıyor. Bunların etkisi nedir? Yani bu doğal yöntem diye bahsettiğimiz şeylere siz nasıl bakıyorsunuz? Hem onu da merak ediyorum, hem de diğer o ikinci kısım dediğiniz tedaviden bir bahsedelim isterseniz. Şimdi doğal yöntemlerin şöyle bir yeri olabilir. Tabii o affedersiniz dışkının bir şey olmaz da, hı hı. Hindistan'da söylediğiniz, bizim ülkemizde önerilen, ben onların hiçbirine karşı çıkmıyorum. Evet. Onun şöyle bir koruyuculuğu olduğunu düşünüyorum ben. Biraz önce söylediğim gibi bu solunum yoluyla bulaşan bir virüs olduğu için direkt akciğere inmiyor. Hı. Akciğere inmesini engellediğiniz zaman zaten bunu bir hafif tabloyla geçiriyorsunuz. İşte o zeytin şeyi olsun, kekik yağı olsun, hı, veya Hindistan'daki o buharla ne veriyorlar bilemiyorum ama, hı hı, o şey büyük ihtimalle bizim ilk virüsü karşıladığımız hücrelerin gücünü arttırıcı tedavi, hı, olarak görüyorum ben. Yoksa akciğere indikten sonra onların etkili olacağını düşünmüyorum. Ha, yani ama şimdi karşılayan etkili, şey. Anladım da hocam, etkili olmayacaksa bunu niye kullansın bir insan? Kekik yağı, kekiği işte suda kaynatıyorlar, buharını çekiyorlar. Ben de zaman zaman hani uyguluyorum ama ben biraz da artık şey gibi, hani nasıl diyeyim, hoşuma gidiyor onun kokusunu duymak falan gibi bakıyorum. Yoksa o kekik yağını ben işte çekeceğim de buharını. Koronadan korunacağım. Ben böyle, yok, bir şey olduğunu da çok düşünmüyorum. Yok, yani. Ben de düşünmüyorum ama hani sizi rahatlatıyorsa, hoşunuza gidiyorsa, yoksa ben tedavi bir basamağı olarak ona önermem. Anladım. Orada ama uygulayanlara da karşı çıkmam. Anladım. Karşı çıkmam diyorsunuz da işte faydası olmayacaksa niye uygulansın? İşte seviyorsa, kafasına yattıysa o şey uygulayabilir. Anladım. Peki ilk dilimde bahsettiniz, yani eğer akciğere, evet, inmediyse, daha hafif seyrediyorsa belli bir yöntem önerdiniz. Akciğere indiyse, iş biraz daha ağırlaştıysa, evet, şu anda mevcut durumda işte yoğun bakıma alınıp işte entübe, tabii, ediliyor. Orada işte bazı vitamin tedavileri vesaire uygulanıyor. Sizin bu konudaki görüşünüz ne? Yaklaşım şöyle. Şimdi biraz önce parametreleri söyledik. İşte hastanın, her hastaya aynı tedavi verilmemesi gerektiğini belirttim. Şöyle, ben ana başlıklarıyla söyleyeyim. Hedefimiz bağışıklık sisteminin orada yapmış olduğu sitokin fırtınası dediğimiz, yani hali hazırda zaten vücudumuz için faydalı olan ama aşırı düzeylere çıktığı zaman pıhtılaşmayı tetikleyen, inflamasyonu tetikleyen, iltihabı tetikleyen maddelerin hücrelerinin, hem o maddelerin düzeyini hafifletmek, rahatlatmak. Belli başlı basamaklar: bir, kortizon tedavisi. Bir tanesi. Yani tek başına değil. Hı hı. İki, gut hastalığı, zengin hastalığı olarak bilinen hastalığın tedavisinde kullanılan koşisin. Hep mantık aynı ama. Hı. Bağışıklık sistemini hafifletici. Üç, mesela bir alerji ilacı. Dört, bir mide ilacı, 5 balgam sökücü, balgam eritici olan bir ilaç, 6 D-dimer düzeyi yani pıhtılaşmadan eğer düşünüyorsanız kan sulandırıcı. Ama dikkatiniz çekin, ben kan sulandırıcı iğne vermem. Türkiye'de ilk uygulayan insanlardan biriyimdir ben. O konuda çalışmalarım var. Hı hı. Ama şu aşamada, çünkü hastaya işte diyorlar ki kan sulandırıcı iğne, bunu yapacaksın. Ya şimdi de hastanın da şeyini düşünmeniz lazım. Daha pratiği varken, hapı varken bunun niye iğnesiyle uğraştıracaksınız? Hı hı. Onun hapını öneriyorum. Eğer elimde olursa... Şu karından yapılan... Evet, iğne. Evet. Onun iğnesine gerek yok. Onun hapı var. Hapları daha etkili zaten. Hmm. Veya daha hafif aşamadaysa o zaman işte aspirinin 100 miligramlığını verirsiniz. Bunun dışında mesela bir antibiyotik var, çok enteresan, ama antibiyotiğin bakteri öldürücü özelliği vardır biliyorsunuz, ama burada bakteri zaten değil, karşınızdaki virüstür. Burada da amacınız aynı. İnflamasyonu yani iltihabı çözücü özelliğinden faydalanıyorsunuz. Bunun dışında şeker ilacı var mesela. Hı hı. Bazı hastalarda biliyorsunuz, özellikle ağır gelişenlerde ilk ipuçlarından bir tanesi şekerin yükselmesidir, kan şekerinin. Böyle bir tabloyla karşılaştığınız zaman bunu da tedaviye ekliyorsunuz. Bazı kolesterol, hatta çok enteresan bir şey söyleyeyim size. Bu çok ses getirdi. Şimdi biraz önce size yapay olmasının nedenlerinden bir tanesinin AIDS virüsünün parçacıklarında olduğunu söylemiştim. Evet. Şimdi çok enteresan bir ilaç var. Bu hatta hafif ve orta aşamada virüsü öldüren bir ilaç. Ama normalde bir parazit ilacı. Etken maddesini söyleyebilirim, ivermektin. Türkiye'de var mı? Yok. Keşke olsa. Ben Mısır'dan bir hastamı tedavi ettim. Çok saygın bir iş adamıydı kendisi. Hı. İşte bir başka ortak hastam vesilesiyle tanıştık ve buradan o hastayı tedavi ettim. Bana uyguladığı ilaçları, kendisine verilen ilaçları gösterdi ve bu ilaç vardı Mısır'da, biliyor musunuz? Öyle mi? Evet. Bu İlginç. İlacın etken maddesi ivermektin. O şeyi hocam arada kaldı, yani yarım kaldı. Ben onu soracaktım. Başka konu girdiği için Buyurun. Şimdi hemen sorayım kısaca. Bu Covid'in içerisinde HIV parçacıkları evet. var dediniz. O evet. Ne demek hocam? Bu şu, sentetik bir virüs olduğu için biraz ondan katmışlar, biraz diğerinden katmışlar. Farklı bir virüs ortaya çıkarmışlar. İlginç. Evet. Bu ilacın özelliği de şu, hemen söyleyeyim size. Bu bahsettiğim ivermektin adlı parazit ilacı, bakın normalde bir veterinerlikte var, evet. ülkemizde de var. Bu parazit ilacı aynı zamanda HIV virüsüne karşı da etkili bir ilaç. Bu da bir diğer ipucu. O da ilginç. Farklı mekanizmayla ve virüsün çoğalmasını direkt öldüren bir ilaçtır bu. Biraz önce bahsettiklerim hiçbiri virüse özel değil. Hı. Onlar bağışıklık sistemini baskılayıcı ilaçlar. Hı. Ama bu ilaç virüsü öldüren ilaç. Ve 5 günlük tedaviyle. Ama ülkemizde yok. 5 günde evet. diyorsunuz. Yani burada ama ben yine sizi dinlediğim zaman şimdi bakıyorum, yani bu kadar kolaysa bu iş, bu kadar insan neden öldü? Biraz önce söyledim. Acaba hepsi Covid'den mi öldü? Bu kadar sayı fazla mı gerçekten? Ölenlerin sayısı. Tam tersini diyorlar yani, hani Covid'den ölenlerin sayısını gizliyorlar, azaltıyorlar. Hayır, siz tam tersine değil. Belki sayı daha da az diyorsunuz. Kafa karıştıran şeylerden bir tanesi şu, yoğun bakım. Ben yoğun bakım uzmanıyım aynı zamanda. Hı hı. Yoğun bakım kapasitesi hep zaten yüksekti. Hep doluydu. Benim hatta Samsun'da üniversitedeyken bizim kendimize ait yoğun bakım ünitemiz vardı. Neden kurduk biliyor musunuz? Normal yoğun bakım hasta yatıramadığımız için hep doluydu. Zaten havaların soğumasıyla birlikte hı hı. Aralık, Ocak, Şubat'ta zaten tüm dünyada, Kuzey Yarımküre'deki hastanelerde, ülkelerin hastanelerinde zaten yoğun bakım kapasitesi %100'e yaklaşır zaten. Burada her hastaya Covid testi yapıldığı için ve o da pozitif çıktığı için hı. ya bu Covid'den işte böyle oldu denilerek yoğun bakımda sanki sadece Covid'li hastalar yatıyormuş gibi izlenim yaratıldı. Bu kimin işine yarar? Hiç kimsenin. O zaman niye yapılıyor hocam? Onu bilemiyorum. Yani başlangıç yanlış, teşhis yöntemi yanlış zaten. Gripe bağlı ölüm olmuyor muydu? Ben diyorum ki bunların önemli bir bölümü gripe bağlı. PCR testi gripte de pozitif çıkabilir, Covid'in PCR testi. Çünkü virüs ayırt etmez ki. Döngü sayısını düşürürseniz negatif çıkar. Döngü sayısını arttırırsanız pozitif çıkar. İşte orada yine başa dönmeyelim de. Çıkış şeyi yanlış. Var ya dizilimi farklı. Hayır değil. Değil, o kadar spesifik değil. Teşhiste kullanılmaz. Hmm. Hata oradan kaynaklı. Bu PCR'ın mucidi söylüyor bunu. Anladım. Peki şeye ne dersiniz hocam? Bu hafta yine konuşuldu. Bir kısa bir ona da değinelim isterseniz. Bu Covid-26 ve Covid-32, yani 2026 evet. ve 2032'yi olur, 2045 ifade ederek olur. söylüyorlar. Bir de 2045 var, o zaten felaket senaryosu. Evet. Ben ona girmeyeceğim. Ne dersiniz hocam? Burada ABD'li bir virolog söylüyor bunu. Baylor efendim. Baylor Tıp Fakültesi evet. Moleküler Viroloji ve Mikrobiyoloji Profesörü Peter Hotez söylüyormuş. Söyleyebilir, olabilir. Yani bu ne olacak? Olabilir. 2026 ve 2032'de eğer şimdi bizim Covid-19 diye bildiğimiz hastalığın farklı versiyonları gelecekse biz yandık. Yok, öyle düşünmeyin. Ha, nedir? Bağışıklık yani sisteminiz mesela? Güçlü olduğu sürece siz her şekilde yenersiniz. Ya da tam tersi o 26 ve 32 başlamadan bitebilir mi? Olabilir. Biraz önce söylediğim gibi bunlar şimdi sentetik virüsler olduğu için sentetik virüslerde o kadar güçlü bir virüs yaratma şeyiniz pek olmuyor laboratuvar ortamında. Yani çok öldürücü virüsler değiller bunlar. Görüldüğü gibi değil bunlar. İyi ki öldürücü diyorsun. Zaten öldürücü olsa yandık. Evet. Şimdiye kadar. Ama yüzdelerine baktığınız zaman bakın 2019-2020'deki Türkiye'deki ölüm sayılarına bakın. Çarpıcı bir değişiklik var mı? Bence yok. Sayılara bakabilirsiniz. Yoğun bakım oranlarına bakın. Benim bir meslektaşım, arkadaşım gönderdi bana. 2018, 2019, 2020 yıllarındaki yoğun bakımda yatan hastaların yüzdesi. Hiç fark yok. Öyle mi? Evet. Şimdi biz hocam yani fark yok diyorsunuz da şu anda bir gerçeklik var. Yani orada insanlar yatıyor. Yatıyor, tamam, doğru. Hep yatıyordu. Ama koahtan yatıyordu. İşte diğer enfeksiyonlardan yatıyordu. Hı. Şimdi burada herkese PCR testi yaptığınız için hepsi sanki COVID'e bağlı solunum yetmezliğine giriyor tablosunu yakalıyorsunuz. Yanılgı oradan başlıyor zaten. Anladım. Peki hocam o zaman aşı konusuna da şöyle bir miktar değinelim. Ben sözün başında bir şey söyleyeceğim. İnsanların burada kafasını karıştırmak değil efendim niyetimiz. Yani aşı olun olmayın tarzında değil. Ben burada bir şeyi anlamaya çalışıyorum. Aşıyla ilgili bir kafada soru işareti varsa o soru işaretinin de giderilmesi lazım. Ben buradan bakıyorum işe. Ama buradan sakın aşı olun, aşı olmayın tarzında bir şey çıkartmayın lütfen. Sonuç çıkartmayın. Zaten size öyle bir şey de sormayacağım. Yani insanlar aşı olsun mu olmasın mı diye bir şeye girmiyor. Öyle bir hakkımız yok zaten. Ben şunu soruyorum. Diyorum ki bu mRNA aşısı konuşuluyor, tartışılıyor. Biraz sonra ikinci dilimde diğer hocalara da bu konuyu soracağım. Ama merak ettiğim şey şu. Ne oldu da birden mRNA diye bir şeyle tanıştık biz insanlar olarak? Yani siz daha önce böyle bir şey biliyordunuz da biz mi bilmiyorduk? Ya da ne alaka, yani Covid-19 süreci çıktıktan sonra bir mRNA aşısı çıktı ortaya. Şimdi şöyle, bu deney hayvanlarında yapılıyordu zaten mRNA aşıları ama insan şeyinde aşı olarak formu, ilk form bunlar. Yani daha önceki hiçbir hastalıktaki üretilen aşıların hiçbiri bu gruba girmiyor. Onlar daha çok inaktif aşılar. Yani ya zayıflatılmış ya da virüsün ya da bakterinin bağışıklık sistemini uyarıcı en önemli yapısı neyse protein yapısıdır genelde bunlar. O protein yapısından oluşturulan aşılardır. Şu anda %70-75 koruyuculuk var diyor mesela yeni varyantta. Onu kimse söyleyemez. Neden söyleyemez? Şöyle söyleyeyim ben size. Ben ruhsatlandırılmamış hiçbir ilacı ya da aşı adayını diyorum onlara, hastalarıma önermem. Şu anda aşı çalışmasının neresindeyiz biz hocam? Faz 3. Şimdi bakın, ilaçlar ve yani sağlıkla ilgili direkt olarak insan sağlığıyla ilgili ilaç ya da aşı geliştirecekseniz fazları geçmesi lazım önermeniz için. Faz 0 deney hayvanları üzerinde yapılır. Preklinik aşamadır. Faz 1 çok az sayıda gönüllü üzerinde yapılır. İlacın özellikleri, kalbe dokunuyor mu, göze dokunuyor mu, beyne. Faz 2, burada çok az sayıda hasta seçilir. Mesela burada konumuz ne? Covid. %100 Covid hastası çok az sayıda bakılır. Acaba ilacın dozu ya da aşının şeyi ne derece etkili? Faz 3 aşamada ise plasebo dediğimiz, yani ilaca ya da aşıya benzeyen bir şeyle karşılaştırmalı, yine hastalar üzerinde yapılır. Şu anda ve faz 3'ü geçtikten sonra o ilaçsa ya da aşıysa o zaman ruhsat alır. şu ana kadar geliştirilen hiçbir aşı tırnak içinde faz 3 aşamasını geçmemiştir. Yani siz şu anda aşı olduysanız ya da ben aşı olduysam biz deneyiz ya da kobay. Sizin geçen böyle bir açıklamanız vardı, onu soracaktım. Çünkü faz 3'te. Ama fayda sağlıyor. Şu anda yani bakıyoruz, bir faydası var aşının hocam. Nasıl söylüyorsunuz? Ölüm sayıları azalıyor. Ben ölüme de bakmıyorum. Direkt yoğun bakım sayısına bakıyorum. Biraz önce söyledim. Zaten doğal seyri böyledir. Yaz mevsiminde zaten düşecek. Bakın görün. Covid ya da grip ya da işte aynı, eğer aynı teşhis yöntemiyle gidilecek olursa ben size söyleyeyim. Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim yine düşük sayılar. Kasım'dan itibaren tekrar artacak. Siz diyorsunuz ki şu anda... Söyleyemem aşı etkili mi değil mi? Yok onu sormuyorum. Şu anda milyonlarca kişi yani bu aşı yaptıran bir denek olarak belki adlandırabiliriz. Evet ve imza atıyorsunuz. Evet. Onan formunda yazıyor zaten. Diyor ki bu aşının ya da aşı adayının hangisiyse, hepsi için söylüyorum. Sadece mRNA aşısı değil, diğerleri için de. Güvenilirliği, etkinliği belirlenmemiştir. Yan tesirleri hakkında her şey oluşabilir. Bizi sorumlu tutamazsınız. Peki sizin buradaki itirazınız neye ya da bir itirazınız var mı? İtirazım yok. Ben şöyle zorlama ya da yaptırım yönüyle, işte kısıtlama yönüyle bu aşı adaylarına insanların zorlanmasını doğru bulmuyorum. Yoksa ben istiyorsam ya da siz istiyorsanız tabii ki olabilirsiniz. Ama her şeyi göze alacaksınız. Yani ben kendimi açıkça söyleyeyim, kendimi denek ya da tırnak içinde kobay yerine konulmasını istemiyorum. Ben aşı olmak istemiyorum. Ama tam tersten bakarsak... olmak isteyen de olabilir. Sizin bu baktığınız açıdan da bakarsak tam tersi, bilime de faydamız olsun o zaman. Hem korunalım hem de denek de olalım. Yok ben ters mantıkla soruyorum. Şöyle, ben kendimi de o konumda görmem. O hakka sahip değilim. Hastalarıma da öyle bir öneride bulunamam. Denek yerine koyamam ben hastalarıma. Ama ruhsatı çıksın tabii ki. Faz 3'ü geçsin. Etkinlikleri, çünkü en az 3 yıl geçmesi lazım Mustafa Bey. 3 yıl daha, hastalık yeni çıktı. Bu acil kullanım izni var ama. Acil kullanım izniyle ruhsat aynı değil. Şimdi diyelim ki Allah korusun ben aşıyı oldum ve öldüm. Benim yakınlarım hiçbir şekilde benim hakkımı savunamazlar. Diyecekler ki ya gönüllüsün sen. İmzanı atmışsın. Her türlü sorumluluğu üzerine almışsın. Bunu kaç kişi biliyor? Şimdi aşı oldu diyelim. Bana çok geliyor ama ben hiçbirini paylaşmıyorum. Çünkü onları takip ettiğim insanlar değil. Mesela diyorlar ki hocam böyle böyle bir yakınım vardı. Aşı oldu, 2 hafta sonra kalp krizinden öldü. Şimdi ben bir çıkarımda bulunamam. Olabilir de olmayabilir de. Çünkü tanımıyorum ki ben o hastayı. Ama benim kendi takip ettiğim hasta olsa size rahatlıkla söyleyebilirim. Benim serimde, öyle söyleyeyim, hasta serimde yaklaşık %10'luk bölümü aşı olduktan sonra Covid geçiren ya da grip benzeri tablo, yani o tabloyu yaşayan kişi. Aşının etkinliği var diyebiliriz o zaman. Yani çünkü aşı olduktan sonra Covid geçiriliyor ama daha hafif. Hayır, akciğer tutulumu var. Benim serimdeki hastaların hepsi akciğer tutulumu olanlar. Covid de olabilir. Gripe bağlı şey de olabilir. Peki o zaman siz böyle deyince aklıma o örnek geldi. Mesela bir İsrail örneği. Evet. Bir başarı örneği gibi sunuluyor İsrail'deki örnek. Çünkü toplumun hani çok büyük oranda aşılandığını ve ölümlerin de azaldığı. Ben size tam tersi söyleyeyim. Ve maskeleri de attılar. Hani sizin önerdiğiniz bir şeyi de yaptılar yani. Şöyle söyleyeyim. Şimdi İsrail en çok aşılanma olan ülkelerden biri gösteriliyor. Ona benzer bir ülke daha var, Maldivler. Onda da aşılanma oranı çok yüksek, onda da vakalar patladı. Tam tersi bir örnek göstereyim size. Kanada'daki aşılanma oranı %3'tür. Dünyada en düşük vaka sayılarından bir tanesi Kanada. Nasıl oluyor bu peki? Bağlayamazsınız, onu söylemeye çalışıyorum. Ama şu anda yine ben o konuda ısrar ediyorum. Şu anda milyonlarca kişi aşılandı. Evet. Ve aşılananlardan da bir veri oluşuyor. Ki şu an çok erken. Ama bir veri var elde. Yani az önce dedik ya 10 milyon kişi burada, 10 milyon kişi burada. Yani yüzlerce milyon kişi burada. Ama işte mesela siz ya da sizin gibi düşünen bilim adamları diyor ki henüz erken. Elde de bir veri var. Ne yapacağız? Yani bu veriyi nasıl okumamız lazım? Ben şimdi şöyle düşünüyorum. Bu hastalığın gerçek öldürücülük oranı kaç? Kimleri daha çok etkiliyor? Kimlerde daha çok ölüme yol açıyor? Griple birebir aynı dedim ben size. Kimler en çok tehlikeli? 65 yaş üstü. Hı hı. Bunlardaki ölüm riski kaç biliyor musunuz? %1 ile 2. 65 yaş üstü. Evet. %1-2. Peki siz böyle bir riski olan bir hastaya doktor olsanız ruhsatı çıkmamış bir aşıyı önerir misiniz? Bilmiyorsunuz ne olacağını. Aşının içinde ne olduğunu da bilmiyorsunuz. Yeni bir teknoloji mRNA aşıları için. Ve pek çok spekülasyon var. Ben size o konuda da görüşlerimi söylerim. Deneyimlerime dayanarak. Ben doktor olarak önermem. Ama biraz önce söyledim. Eğer kişi yeterli bilgilendirmeyi alıp da bu sorumluluğu, ya ben bu hastalıktan çok korkuyorum, siz öyle diyorsunuz ama bu çok öldürücü bir hastalık. Bak işte yoğun bakımda işte kırılıyor bilmem ne filan. Olmak istiyorum. Tabii ki buyurun derim, olun. Ama o hastayı da takip ederim. Yeterli veri yok. Burada problem. Niye acele ediliyor onu anlamıyorum ben. Ama ne yapılsın? Yani gönüllü aşaması. O zaman aşı yapılmasın. Hayır, gönüllü aşaması. Zorlanmasın. Yine yapılsın. Faz 3. Gönüllü aşı. Bakın ben faz 3 çalışması çok yaptım. Hı hı. Böyle olmaz. Tam bunu da bir faz 3 çalışması olarak nitelendiremez miyiz? Yani 400 milyon kişiye ama yakın zorlayamazsınız. mRNA aşısı olan var. Ama bakın 65 yaş üstüne diyorsunuz ki bu aşıyı olmazsanız dışarı çıkmazsınız diyorsunuz. Bunu yapamazsınız. Toplu taşımayı kullanamazsınız. Uçağa binemezsiniz diyorsunuz. Ruhsatsız bir aşı için söylüyorsunuz bunu. Yanlışlık burada. Öteki türlü haklısınız. Yapılabilir. Ama zorlayamazsınız. Ben şimdi bunu olmak istemiyorum. Uçağa ben şimdi Amerika'da üst düzey bir şeyin kendi branşımla ilgili yöneticisiyim. Şimdi ben oraya gidemeyecek miyim? Aşı olacak. Olmayacağım. Niye beni zorluyorsunuz o zaman? Bunu kesinlikle gösterdiniz mi? Bu aşı adayları bu hastalığı tamamen ortadan kaldırdı mı? Hayır. Kim söyleyebilir bunu? Hiç kimse. O zaman niye beni zorluyorsunuz? Ben olmak istemiyorum. Ama olmak isteyen de olsun diyorum. Karşı değilim. Hiç yanlış anlaşılmasın. Olmak isteyen herkes olabilir. İstediği aşı adayını da seçebilir. Ama kimse zorlanmamalı. Çünkü bunun altından bakın çok ciddi yan tesirler çıkarsa, ki ben öyle düşünüyorum, çıkacağını düşünüyorum yakın takip edilirse. Mesela size bir soru sorayım ben. Günlük ölüm sayısı belirtiliyor değil mi? Evet. Tüm dünyada. Kaç tanesi aşı olmuş biliyor muyuz? Çok basit. Niye verilmiyor? Tüm dünya için söylüyorum, yani ülkemiz için değil. Onunla bir alakası mı var diyorsun? Evet. Koruyuculuk açısından işte bakın size en güzel veri. Ölen diyelim ki bugün 100 kişi öldü. Türkiye için söyleyelim. Kaç tanesi aşı oldu biliyor muyuz? Peki bir şey soracağım. Biz bunu mesela aşı olanları takip ediyor muyuz? Şimdi bir şey daha soracağım. Burada biz konuşuyoruz bunu ama örneğin Dünya Sağlık Örgütü'nde de mutlaka oturuluyor, konuşuluyor. Bizim tıpkı bilim kurulunda oturup konuşulduğu gibi. Dünya Sağlık Örgütü'nde bu konuyu konuşanlar aşının etkin olduğunu ve aşının bir koruma yöntemi olduğunu söylüyor. Siz neye dayanarak? Ben katılmıyorum çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün bir kere hiçbir bağlayıcılığı yok. Dünya Sağlık Örgütü'nün başındaki insan doktor değil bir kere. Yanlışlık oradan kaynaklanıyor. Şimdi siz hastanede başhekimsiniz ama doktor değilsiniz. Böyle bir şey olabilir mi? Ve siz diyorsunuz ki beni çağırıyorsunuz, diyorsunuz ki bunu uygulayacaksın diyorsunuz. Ben derim ki ya bir dakika affedersiniz ama siz doktor değilsiniz ki ya. Hı hı. Siz daha virüsün nereden çıktığını araştıramadınız. Peki bu ölüm sayılarının aşının ölüm sayısını azalttığı yönündeki birçok araştırma var. Ben katılmıyorum çünkü yok, veri yok. Hayır, veri yok. Bakın Türkiye'yi düşünün, sadece ülkemizi düşünün. Bakın ben size çok basit bir soru sordum. Bugün kaç kişi vefat etti? Bilmiyorum sayısını. Şu son bugünkü 94 civarı. 94 kaç tanesi aşı oldu? Ben sadece onu soruyorum. Ve aşı olanlar takip edildi mi? Kalp krizi geçiriyor mu bunlar mesela? Yani aşı olanlar da koronavirüsten kaynaklı ölüme yakalanabilir mi? Evet. Anladım. Koruyuculuğu öyle anlayabilirsiniz. Ve bakın gönüllülük aşamasına hiçbir itirazım yok. Yani ben olmak istiyorum. Tabii ki hay hay, devletimiz öyle bir imkan tanımış bana. Hatta çok da güzel. Seçeneğim de var benim. mRNA aşısı olmak istiyorum ben. İmzamı atıyorum, sorumlu alıyorum, aşımı oluyorum. Ama beni kimse takip etmiyor Mustafa Bey. Hiç kimse takip etmiyor. Ama bu faz 3 çalışmasında bizim arkadaşlar oldu, onları takip ediyorlar. Yakın takip şart. Arıyorlar hemen böyle. O zaman yani güzel. Hı hı. Yakın takip olması lazım. Çünkü onları birebir takip. Bakın faz 3 çalışması çok yapmış bir bilim insanı olarak söylüyorum size. Hı hı. dünya, yani pek çok uluslararası merkezli çalışmaya katıldım ben. Evet. Faz 3 aşamasını çok yakından takip edersiniz. Hasta size 24 saat ulaşabilmeli. Böyle yapılıyorsa hiç itirazım yok. O zaman o verileri de paylaşmaları lazım. Şu kadar kişi aşı oldu, şu kadar kişi öldü, ölenlerin şu kadarına şu aşı yapılmıştı ya da hiçbiri aşı olmamıştı. Bu veriler çıkarsa zaten biz deriz ki aa çok da koruyucuymuş. Bizim için de veri olur zaten. O da çok güzel bir şey. Ona evet. karşı çıkmıyorum zaten. Olmak isteyen tabii ki olsun. Ama Anladım. Kimse kısıtlanmasın. Yani siz diyorsunuz ki zorlama Evet. olmasın. Şimdi burada son 5 dakikaya girdik, onu da söyleyeyim. Bir tablo çıkıyor benim karşıma. Tablo şu. Diyorsunuz ki PCR testinden, hatta daha da öne alalım, PCR testine de gelmeden laboratuvar ortamında üretildiğini düşündüğümüz bu virüs PCR testi ile yanlış teşhis ediliyor. Evet. Veya işte gereksiz. Çıkış teşhis yöntemi yanlış. Tedavide şu tedaviyi uygularsanız başarılı olma ihtimaliniz yüksek. Aşıda da bazı bilinmeyen şeyler var. Evet. Kafa bulandırıcı şeyler var. Tamam. Sizin durduğunuz nokta bu. Ben de şunu sorarım. O zaman ne yapacağız? Yani PCR testi yaptırmayacağız. İşte mevcut tedavi yöntemlerini uygulamayacağız. Aşı da olmayacağız. Bağışıklık sistemimizi Ölümü mü bekleyelim? Hayır, mesela. Olur mu? Bağışıklık sistemimizi güçlü tutacağız. Ben yaptığım şeyi söyleyeyim size. Hı hı. Günde en az 2 litre su içerim. 1. C vitamini her gün içerim. Tercihan çinko ile birlikte. D vitamini ampul ayda bir kez kırıp içerim. Bir de famotidin adlı bir etken maddesini söyleyeyim. Famotidin. Hı hı. Bu bir mide alerji ilacıdır ve virüsün akciğer hücresi içine girmesini engeller, hastalık yapmasını engeller. Hem virüs, bu koronavirüsün hem de influenza virüsünün, grip virüsünün. Ben bunlarla korunuyorum. Bir de aktifimdir. Yani günde en az 30-40 dakika yürüyüş yaparım. Hı hı. Herkese ben bunu öneriyorum. Ama altta yatan şeker hastalığı varsa tabii ki tedavi olacak. O tedaviyi şey yapmayacak. Ya da işte sigara içiyor, alkol tüketiyor affedersiniz veya işte uyku şeyinde sıkıntı var. Onlar zaten birebir her hastalık için adaylar. Yani biz bireysel olarak bağışıklık sistemimizi güçlü tutacağız. Temizlik, zaten biz çok temiz insanlarız. Her gün 5 vakit namaz kılıyoruz, abdest alıyoruz. Bundan daha güzel temizlik olabilir mi? Türk toplumu pis bir toplum değil ki. Hijyenimize dikkat edeceğiz. Tokalaşmaktan, dokunmaktan, sarılmaktan hiçbir virüs, böyle bir virüs geçmez. Ama yanılgı hocam, orada. Hasta biriyle tokalaşırsak, sarılırsak Hayır. geçer ya. Hayır, nasıl geçecek? Geçmez mi? Hayır. Solunum yoluyla geçmesi lazım. Tokalaşmak da geçmez. Virüs zaten şeyde kalmıyor ki, havada canlı kalmıyor. Peki hocam ne diyorsunuz? Yani sizin bu saydığınız C, D vitaminleri evet. vesaire, bu sizin bahsettiğiniz ilaçlar, bununla ilgili ben bir şey duymadım. Yani bunların etkinliğiyle ilgili bir şey duymadım. Ben size kaynakları veririm. Hani çünkü %100 etkili. Ben bakın, duymadım derken tamam, ben bir doktor değilim ama hatta bir tanesini söyleyeyim size. Hı-hı. Ölümlerin ile D vitamini arasındaki birebir bağlantı var. D vitamini düzeyiniz kanda ne kadar düşükse ölüm riskiniz o kadar fazla. Sadece onunla bile bakın. C vitamini tedavisinde de veriyoruz biz. Kanser tedavisinde bile C vitamini veriyoruz. Yeterince istediğiniz kadar sebzenizi, meyvenizi tüketin. Yeterince C vitamini alamıyorsunuz. O yüzden dışarıdan almamız gerekiyor. Bunlar, bakın, bunları yapan insanlarda çok zayıf, yani çok hafif seyreder. Ve benim, bakın, çok ciddi söylüyorum bunu. Benim hiçbir hastam Covid olmadı. Altta yatan hastalığın tedavisi ve bu şeyler, başka ek hiçbir şey yok. Covid olup da gelenlerin de tedavilerini ana hatlarıyla söyledim size. Hiçbiri ölmedi. Hepsi yaşıyor. Aynen. İçlerinde solunum yetmezliği olan da vardı. Oksijenleri düşük olan da vardı. Anladım. Yani burada tabii dedik ya, daha henüz bu işin belki de başındayız. Meseleyi şöyle belki bağlamak lazım. Laboratuvarda da üretilmiş olsa, doğal bir virüs de olsa bir gerçeklik var. Ve bu hayatımızın içerisinde. Kaybettiklerimiz var. O kaybettiklerimizin de ardından baktığımızda gerçekten çok böyle bu bir yıl aslında bizim için bir ömür gibi geçti. Onu da belirtelim. Yani şimdi netice şu, herkesin bu konuda kafası halen karışık ama bilim dünyası bu konuyla ilgili çalışmaya, ter dökmeye devam ediyor. Bu noktada da biz gazetecilik yapıyoruz. Biz farklı görüşleri zarar vermeden, sürece zarar vermeden dile getirmeye çalışıyoruz elimizden geldiğince. Dolayısıyla şu anda da hani yaptığımız şey de aslında bu. O açıdan da size teşekkür ediyorum. Rica ederim. Daha tabii bu konuyu biz konuşsak sabaha kadar konuşuruz. Ama dediğim gibi programı ikiye böldük bugün. Çok güzel söylediniz. Bizim tıptaki birinci kuralımız Mustafa Bey, primum non nocere'dir. Yani önce zarar verme. Biz önce onu düşünürüz. Siz de çok güzel söylediniz. Teşekkür ediyorum. Eyvallah. Şimdi size veda ediyoruz. Biz kısa bir ara vereceğiz. O aranın ardından da efendim bu konuyla ilgili farklı bir detayı konuşacağız. O aranın ardından birlikteyiz. Programımız tüm hızıyla devam ediyor efendim. Bu dilimde de iki değerli konuğumuzla hem aşı konusunda hem tedavi konusunda geldiğimiz son noktayı konuşacağız. Stüdyomuzda efendim göğüs hastalıkları uzmanı, uzman doktor Tuğçe Hürkal hocamız var. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Sağ olunuz. Ve enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan hocamız da bizlerle birlikte. Hocam siz de hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Mustafa Bey. İyi yayınlar. Sağ olunuz hocam. Tabii bu arada yine size bayağı bir yükleniyorlar hocam. Geçen sosyal medyada dava da açtınız. Böyle nedir hocam bunun nedeni? Bunlar tabii işte biraz önce ekrana çıkardığınız insanlar gibi böyle sayısı çok olmayan, toplasanız iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar sayıda. Bir kısmının isminin başında bir de akademik titri olan bazı insanların ve onların etkilediği bazı insanların işte bu aşı karşıtlığından prim yapmak için işte medyaya duyurdukları şeyler. Savcılığa bir dilekçe yazmak herkesin hakkı, yazabilirler. Evet. Benim için de yazmışlar. Ama bu dilekçeyi yazdıktan sonra zaten gerekçeleri de son derece tuhaf. İşte neydi, belirsiz aşıları zorla halka yaptırıyor diye. Halbuki aşıyı yaptıran ben değilim. Devlet yaptırıyor aşıyı. Ben sadece aşı olmanız gerekir diyor. Yani açıkçası devleti de suçlayarak işte bir dilekçe verilmiş. Arkasından zaten bana savcılıktan bir şey gelmedi. Onlar da biliyor da. Ama işte hemen basına toplayıp haber verip basına, biz Mehmet Ceyhan'ı işte savcılığa şikayet ettik diye haber konusu oluşturuyorlar. Sosyal medyadan hakaretlerle ben yeni uğraşmıyorum. Evet. Bakın şöyle söyleyeyim, Tuğçe Hanım'a tenzih ederim ama tıpta uzmanlık çok önemli bir noktaya gelmiştir. Ben bir göğüs hastalıkları uzmanıyla oturup KOAH tartışamam mesela. Ya da bir akciğer hastalığını tartışamam. O varsa orada ona saygı gösterir, susarım. Ama bir göğüs hastalıkları uzmanının çıkıp hele aşıyla ilgili hiçbir çalışması falan olduğunu sanmıyorum. Biraz önce konuşan beyefendinin çıkıp böyle aşı uzmanı gibi konuşmasını ve tamamı yanlış bilgileri aktarmasını, bu sürece çok büyük zarar veriyor çünkü. Evet. Yani devlet bir taraftan halkı belli oranda aşılamaya uğraşırken bir taraftan böyle insanların çıkıp basında konuşması bu sürece çok ciddi zarar veriyor. En azından bu salgının uzamasına, bizim daha uzun süre maske takmamıza, daha uzun süre önlemlerle yaşamamıza neden oluyor. Şimdi açıkçası ben çocuk enfeksiyon hastalıkları uzmanıyım. Ama bütün çocuk enfeksiyon hastalıkları konularıyla bile ağırlıklı olarak uğraşmıyorum. 40 senedir aşı ve salgın üzerine çalışıyorum. 100'den fazla aşıyla ilgili yayınım var. Ben bunlara güvenerek konuşuyorum. Evet. Ve işte arkasındaki beyefendi mesela diyor ki, Cebreye sus doktor değil, onun dediğini dikkate alma. Sizin de aşıyla ilgili hiçbir eğitiminiz yok, deneyiminiz yok. Sizin dediğinizi niye dikkate alacağız? İşte böyle zorla aşı yaptırıyorlar diyor. Zorla aşı uygulamasının ne demek olduğunu bilmiyor maalesef. Bakın, zorla aşı yaptırılmıyor. Türkiye'de şu anda zorla yaptırılan herhangi bir aşı yok. Evet. 21-22 civarında işte toplam uygulanan aşı var. Ve bundan hiçbirisi zorla yapılmıyor. Pandemi aşısı da zorla yapılmıyor. Haber veriliyor. Gelmeyeni gidip polis zoruyla ya da jandarma zoruyla merkeze getirip aşılamıyorsun. Ama o insana sen aşılanmadığın takdirde günde 2 saat çıkacaksın, evet, aşılanırsan daha uzun süre çıkacaksın demek devletin salgını kontrol politikası. Bu da gayet anlaşılabilir ve kabul edilebilir bir şey. Türkiye 0 vakaya diyelim ki indi. Hiç vaka görülmüyor. Sınırlarımızı korumak zorundayız. Dışarıdan gelen insanlara uçağa binerken, Türkiye'ye girerken belli şartlar arayacağız. Evet. Aynen bizim vatandaşlarımız dışarıya gittiğinde birçok işte koşullar arandığı gibi bu bir zorla aşılama değil. Zorla aşılama Türkiye tarihinde sadece Umumi Rıza Kanunu'yla ta 1924'te çiçek hastalığıyla mücadelede kullanılmış. Yoksa onun dışında zorla yapılan bir aşılama yok. Evet. Yani öyle tuhaf şeyler söyledi ki ben bunun artık bir enfeksiyon uzmanı olmasına gerek yok. İnsanın virüsün elle sarılmakla bulaşmadığı gibi böyle tuhaf, halkın bile herhalde çok anlamadığı bazı iddialar ortaya attı. Son olarak da şunu söyleyeyim onunla ilgili. Daha da uzun süre konuşmanın anlamı yok. Çünkü evet, söylediklerinin tamamı yanlış. Hı hı. Ben işte hastalarıma şey öneriyorum diyor. İşte D vitamini, C vitamini, çinko, işte ilaçlar saydı, şu ilaçlar. Bunların toplam maliyeti ne kadar biliyor mu acaba? Yani bir aşının maliyetini düşünün. Bir de bu sırf aşı olmasınlar insanlar diye bir aşının onlarca katı maliyette hastalarını COVID'den koruması kabul edilebilir bir şey değil zaten. Kaldı ki siz onu söylediniz ama çok işine gelmediği için anlamamazlıktan geldi. Bu saydığı şeylerin hiçbirisinin COVID'de ya da herhangi bir enfeksiyon hastalığında etkisi gösterilmemiş. Tabii ki sağlıklı olmak için işte beslenmemize dikkat edeceğiz, uykumuza dikkat edeceğiz de ama COVID'den korunmak için özellikle bu kadar ilacı alın demenin hiçbir faydası, etkisi gösterilmemiş. Ve bir de çok tuhafıma giden bir başka şey oldu. Yani isminin başında profesör ünvanı olan bir insanın benim hastalarım COVID olmadığı deyip işte aşıya gerek yok diye bir iddia oradan çıkarması. Çünkü istatistik diye bir bilim var. Hı hı. Bir faz 3 çalışmalarına bile güvenmeyip 40-50 bin kişide yapılmış faz 3 çalışmalarına bile güvenmeyip sadece kendisinin hastalarındaki deneyimi genelleyip konuşması bir öğretim üyesine yakışmadı açıkçası. Ama ben en çok bu kişilere halkın kafasını karıştırdıkları için zaten aşı kararsızlığı yeni çıkmış bir aşıda olduğu için sinirleniyorum. Ama en önemli şey de şu, bunların ruhsatı yok diyor. Beyefendi bilmiyor. Türkiye'de çocuklara uygulanan aşılarda ruhsat şartı yoktur mesela. Devlet bir ithalat izni verir. Bu ithalat izniyle gelir çocuklara aşı yapılır. Hı hı. Ruhsat sonradan bir kısmına işte alınır. Bir kısmın hala ruhsatsız olarak yapılır. Aşı da ruhsat, onun anladığı ilaçtaki ruhsattan farklı bir olaydır. Acil kullanım onayı da ithalat izninin karşılığıdır zaten. Yani o ruhsat işlemleri yapılıncaya kadar işte gecikmemek için mecburen yapılan bir uygulamadır. Hı hı. Şimdilik bunları söyleyeyim. Evet. Dediğim gibi çok üzüldüm yani. Hocam şimdi doğru diyorsunuz. Benim buradaki ana hedefim şu bu akşam. Şimdi kafalardaki soru işaretlerini cevaplayalım. Ancak şu anda mesela ben bir ileriye taşıyacağım. Yani geçtiğimiz saat diliminde sorduğum sorulardan daha farklı sorular var çünkü. Çözülmesi gereken bir problem var. O da şu. Şimdi biz bir işte Hindistan varyantından, İngiliz varyantından bahsettik. Biraz daha şimdi işi daha işimize yarayacak sorularla götürelim istiyorum. Sizin her türlü sorunuza cevap veririz. O önemli değil. Eyvallah hocam. Orada işte titrini kullanarak bir öğretim üyesi sıfatıyla ben olsam onun yerinde hiç öyle bir şeyi kullanmazdım. Çünkü onun profesörlüğü çok ayrı bir tıp alanında. Yani ben bir nasıl kardiyolojiyle ilgili bir konuda profesör falan değilsem, benim profesörlüğüm sadece çocuk enfeksiyon, salgın, epidemiyoloji alanında, yani aldığım eğitim ve yaptığım çalışmalar alanında geçerliyse, bu arkadaşımızın da öyle bir özelliği var. Evet. Ama işte maalesef bu insanlar, böyle var toplam 7-8 kişi, bu insanlar bunu kullanarak hiçbirisinin aşıyla ilgili bir deneyimi, çalışması olmadan konuşuyor bu arkadaşlar. Yani bu konuşanların açın hiç PubMed'e falan gerek yok. Google'a girin, aşı diye yazın, bir tane çalışma gösterirsek ben söyledikleri doğru olabilir. Anladım. Şimdi hocam dedim ya, biraz daha mesele için ben biraz da ortamı da yumuşatayım istiyorum. Aynı zamanda da konuyu da derinleştirelim. Bu varyantlara tekrar döneceğim. Tuğçe hocam, biz aylar önce bir yaptığımız programda o zaman için bizleri şaşırtan bir şey söylemiştiniz. Gençlerde de görüyoruz demiştiniz. Şu anda gençlerde de Covid-19'un görülmesi çok sıradan bir şey oldu. Şimdi geldiğimizde şu andaki noktada neye evrildi bu virüs? Tabii bu virüs çıktığı andan itibaren hep tüm hocalarımızın, biz uzmanların dahi söylemiş olduğu, sürekli olarak kendi içerisinde mutasyon gösterme özelliğine sahip bir virüs. Bu virüsün doğasında olan bir özellik. Tabii ki salgının süreci ilerledikçe de bu mutasyon özelliği sürekli bir değişim gösteriyor. Aslında mutasyon her zaman kötü olması gerekmiyor. Fakat tabii ki bu dünyadaki, özellikle kalabalık ülkelerdeki etkileşimle hızlanan bu mutasyon döngüsünde özellikle Türkiye'de Mart sonu Nisan başında oldukça yükselen bir İngiliz varyantı oldu. Tabii bizim bu kısmi bir açılım dönemine denk geldi o süreç. Dolayısıyla da Nisan ayında çok ciddi bir pik vakaya ulaştık. O dönemde biz yavaş yavaş, özellikle Aralık-Ocak ayları civarında hastaların genç kuşaklarda daha agresif, daha hızlı ve daha ağırlaştığına tanık olmaya başlamıştık. Tabii bu çoklu faktöre bağlı. Hem bir miktar virüsün yapmış olduğu tutunma protein dediğimiz, artık herkesin öğrenmiş olduğu bu spike proteinin yüzey alanını geniştirmesi, bir miktar gençlerin bizlere hafif geçiriyoruz diye yapmış olduğu rahat davranış şekilleri ve sosyal hayattaki hareketlilik. Çoklu faktör devreye girdiği zaman tabii ki bireylerin almış olduğu viral yük mutantla beraber bir araya gelince de dolayısıyla sonuç bizim için hakikaten korkunç oldu. Özellikle Mart ve Nisan aylarında çok ciddi bir vaka artışı oldu. Hep bunları konuştuk zaten. Ve bu varyantın tabii ki mutasyona uğramış olan virüsler daha yapışma özelliği kuvvetli, daha kolay bulaşabilir ve daha uzunca bir tutunma dönemine sahip olabiliyorlar. Bu tarz virüslerde eğer sosyal hayattaki hareketliliği siz kısıtlayamaz iseniz, engelleyemez iseniz yayılımında hızlandırılmış oluyorsunuz. Bizim de Türkiye'de açıkçası Mart ve Nisan'da gençler arasındaki bu hareketlilikle başlayan döngüde vakaların çok arttığını gördük açıkçası. Ama tabii şu çok doğru, Mehmet Hoca'nın üzeri kaç haftalardır da söylediği, sınırları korumak bizim için çok önemli ve siz tabii ki uluslararası sınırlara, ülkenize giren vatandaşların kontrollerini, gerekli önlemleri aldığınız sürece ülke açısından kısmi olarak kendi salgınınızı kontrol edebiliyorsunuz. Ancak görüyoruz ki özellikle uluslararası hareketlilikle beraber Hindistan'da başlayan bir varyantın ya da bir mutasyonun ya da Afrika'da başlayan bir mutasyonun başka bir ülkeyi tehdit etmemesi hiç olasılık dışı olmuyor. Orada başlayan yangın kısa bir süre içerisinde dalga şeklinde tüm ülkeleri indirek olarak etkilemeye başlıyor. Burada da belki de artık bu son viraj diye ümit ettiğimiz, hani artık bir daha o tehlikeli noktaya, şiddetli bir piki görmeyiz diye ümit ettiğimiz bu açılım döngüsündeki yaz aylarını bence çok dikkatli kullanmak gerekiyor bu anlamda. Özellikle yabancı ülkelerden gelen kişilerin belli kriterler doğrultusunda ülkemize alınması, nasıl ki biz başka bir ülkeye giderken çok sayıda bir yapılacaklar listesi var. PCR, antijen, antikor, aşı kartı gibi bir sürü istek listesi var ülke bazında. Dolayısıyla biz de kendi ülkemizi korumak için bir takım kriterleri oldukça netleştirmek durumundayız diye düşünüyorum. Bu tarz ülkeler arasındaki, özellikle kalabalık ülkelerde ortaya çıkan, Afrika'da, Hindistan'da ortaya çıkan varyantlara karşı kısmi olarak kendimizi ve ülkemizi, vatandaşlarımızı koruyabilelim diye. Peki burada bir daha o 60.000'li 70.000'li rakamlardan uzak kalmamız için ne yapacağız? Yani kapanmak tek çare mi? Hayır, tabii ki değil. Sonuç itibariyle bir salgının, şimdi ben tabii ki salgın yönetiminde görev almış biri değilim. Bunu Mehmet Hoca çok daha net açıklayacaktır. Ama bir salgının kontrolünde eğer bulaş özelliği kalabalıkla ve kişisel temasla, solunum yolları bir virüsüyle oluyorsa, dolayısıyla sosyal hayattaki korumaları gerçekleştirmek durumundayız. Bu salgın kontrol altına alınana kadar tabii ki maske hayatımızda mutlak olması gerekiyor. Mesafe mutlaka olması gerekiyor. Sosyal hayat tabii ki olacak ama bu mutlaka mesafeli olarak, kalabalıkları mümkün olduğu kadar oluşturmadan, belli bir bağışıklık seviyesine toplumumuz ulaşana kadarki süreç. Bu süreç aşılama hızıyla, kişilerin hastalığı geçirme oranlarıyla, immünize olma oranlarıyla, hepsiyle beraber toplam bir süreç. Dolayısıyla bu da salgının seyrinde süreç alan bir aşama. Yani bu bir ayda, 2 ayda, 3 ayda bitecek bir tablo değil. Evet. Bu sürecin yayılımını yani daha doğru kontrolünü kolaylaştırabilmek de biz vatandaşlara düşen bir görev. Dolayısıyla bizler bireysel korumalarımızı sağlam aldığımız müddetçe bu salgının kontrolünde de kitlesel anlamdaki salgın kontrolünde kullanılan aşı gibi koruma yöntemlerini devreye sokarak da bu salgının sonlanması sağlanacaktır diye düşünüyorum. Peki Mehmet Hocam, siz bu konuda ne düşünürsünüz? Bir de ben şeyi merak ediyorum. İngiliz ve Hindistan varyantları diyoruz ya, mutasyonları diyoruz ya. Türkiye mutasyonu hiç demedik. Yani bu sanki biraz oldu gibi. Yani biz yani var da biz mi demiyoruz, yoksa gerçekten Türkiye mutasyonu yok mu? Şimdi Türkiye mutasyonu olup olmadığını sadece biz değil, bakanlık da bilmiyor. Çünkü böyle bir veri yok elinde. Bak, ona mutasyon nasıl çalışılıyor, ona bakarak cevap verebiliriz. Şimdi bu tabii İngiltere mutantı, Tuğçe Hoca'nın da söylediği gibi epeyce oldu. Yani şu anda neredeyse bütün hastalarımız bizim İngiltere mutantı. Yani o Wuhan'dan ilk çıkan virüsle ortaya çıkan virüs yok denecek kadar az şu an. Ve kendisinin söylediği gibi gerçekten özellikle çok daha az sayıda virüs bulaşabildiği için, hastalık yapabildiği için, işte daha önce bunlardan etkilenmeyen çocuklar, genç yetişkinler giderek daha çok hastalanmaya başladı. Bunda tabii 65 yaşın üzerinin yüksek oranda aşılanmasının da rolü var. O grup daha iyi korunuyor şu anda. Şimdi burada tabii Türkiye'de de böyle bir mutant var mı yok mu diye şu yapılıyor. Eğer böyle bir şüpheniz varsa, mesela şimdi çok fazla yapmıyoruz ama çünkü hepsi işte İngiltere mutantı diye kabul ediyoruz. Evet. Ama bir kısmı bunların bu mutasyon için teste tabi tutuluyor ki bu oldukça pahalı ve zor bir test. Sekans analizi dediğimiz bir analiz yapılıyor. Bütün gen yapısı ortaya konuyor ve onda bir farklılık varsa bu neye uyuyor diye bakıyorsunuz. İşte Brezilya varyantına uyuyor, Güney Afrika varyantına ya da Hindistan varyantına uyuyor diyorsunuz. Ama biz yeni başka bir şey var mı diye yaygın bir tarama yapmadığımız için Türkiye'de bir varyant virüs gelişimi henüz bilmiyoruz. Dediğiniz doğru olabilir. Türkiye'ye özgü bir varyant virüs de çıkmış olabilir. Ama varyant virüsün çıkması zaten yeterli değil. Tuğçe Hoca'nın dediği gibi bu varyant virüsün bazı özellikleri olması lazım ki siz farkına varabilirsiniz. Yoksa varyant virüs işte daha bulaşıcı bir hale gelmiyorsa, yani bu mutasyon virüsü daha bulaşıcı bir hale getirmiyor ise zaten kaybolup gidiyor bir süreç içerisinde. Mesela hocam bu Karadeniz mutantı diyorlardı yani bir ara Samsun'da vakaların o çok yüksek olduğunda. O İngiltere mutantıydı işte. O İngiltere mutantıydı ve nitekim biz o dönemde çok söylememize rağmen maalesef tedbir alınmadı. Seyahat yasağı konulmadı. Ve bütün Türkiye'ye yayıldı. Çok hızlı, yani 3 ay içerisinde vakalarımız tamamen İngiltere varyantı haline geldi. İşte şu anda zaten bununla ilgili bir tedbir almanın faydası yok açıkçası. Ama biz mutantlar konusunda niye bu kadar korkuyoruz? Yani bizler ya bütün dünya niye bu kadar tedbirler alıyoruz? Aman mutant virüs bize bulaşmasın diye. Bakın Almanya, İngiltere'den gelecek binler civarında şu anda. Oldukça düşürmüş durumda. Ama buna rağmen karantina şartı koydu çünkü İngiltere mutantı gelip Almanya'da yayılsın istemiyor. Evet. Çünkü biz bu mutantlar, yeni mutantlar doğuruyor. Örneğin Hindistan mutantı dediğimiz virüs aslında bir Güney Afrika mutantı ama bir ikinci mutasyon daha geçiriyor. Şu anda işte daha ağır seyreden bir tabloya neden olduğunu gösteren bir veri yok elimizde ama daha bulaşıcı hale geldiğini görüyoruz. Yani bütün bu işte takip ettiğimiz, Türkiye'de de gördüğümüz mutantların ortak özelliği orijinal virüse göre daha bulaşıcı. Sonra bir ikinci mutasyon gelişirse eğer ve bu mutasyon gene Tuğçe Hoca'nın dediği gibi bizim için iyi yönde bir mutasyon olursa. Yani hızlı yayılan bir virüs daha zarar veriyor, belirtisiz seyrediyor insanlarda. Ondan sonra işte yavaş yavaş bu virüs diğer virüslerin yerini alıyor ve işte bizim o mutasyon yoluyla salgının bitmesi dediğimiz olay gerçekleşiyor. Ama şimdiye kadar böyle bir olay olmadı. Daha ağır seyreden bir tablo da pek ortaya çıkmadı ama her an çıkabilir. Şimdi bakın virüsler her 20 dolaşmada, ortalamada her 20 bulaşmada bir mutasyon geçiriyor. Yani bir virüsü düşünün 20 kişiye, işte birinden öbürüne, birinden öbürüne derken 20 bulaş gösterdi. Şu an Covid-19 kaç farklı mutasyona uğradı ortalama hocam? Her virüs farklı kişide, sizin aldığınız tedbirlere bağlı. Şimdi 20 tane mutasyon geçirdiği zaman %97.3 bir mutasyon gerçekleşiyor. Şimdi bizim amacımız da bir an önce bu aşılamayı istediğimiz noktada %70-75 minimum aşılama oranına getirip salgını bitirmek. Çünkü bu süreç uzadıkça bu mutasyonların ortaya çıkma şansı da artıyor. O yüzden hani bir ara hatırlarsınız yoğun bir tartışma vardı. Dozlar arasındaki süre açılırsa biraz işte. Biraz sonra o konuya gireceğim. Onunla ilgili birkaç sorun var. Tamam. Şimdi o yüzden de bir defa bu turizme işte kucak açıyoruz falan ama şuna çok dikkat etmeyin. Biz şu anda böyle %20-30 iki doz aşılama oranlarıyla bile hasta sayısında bir azalma meydana getiremiyoruz. Çünkü aşırılılar da belli oranda virüsü bulaştırmaya devam ediyorlar. Evet. Şu anda en önemli şey alınan tedbirler. Anladım. Bir taraftan aşılama yürütülürken çünkü aşıdan beklediğimiz etkiyi biz %70-75 aşılama yapınca göreceğiz ve salgını bitirecek inşallah. Öyle ümit ediyoruz. Evet. Ama o arada alınan tedbirlerle, mesela İngiltere hep örnek veriliyor, işte %30 aşılama yaptı azaldı diye, hiç öyle değil durum. İngiltere'de 5 Kasım'da aniden bir salgın kontrol politikasını değiştirdiler. İşin kontrolünü işte bakanlık bizdekine benzer bir sistem uygularken aldı ve gene bir kamu kurumu olan Halk Sağlık Kurumu'na devretti. Bütçeyi %40 artırdılar. Çok ciddi kısıtlamalar koydular ve 30 binlerden işte 2000'li rakamlara indirdiler. Evet. Ama buna rağmen, bakın buna rağmen İngiltere'de işte buna güvenip belli şartlarda maskeler çıkarılmaya başlayınca 2000'den 4000'e çıktı bak. Evet. Onlar bir de tartışıyor yani erken mi davran diye. Biz böyle 7000'ler civarında vakalarla işte ve üstelik de tarama testi yapmadan, yani bu çünkü bizim her gün ilan edilen o sayı da vaka sayısı değil aslında. Vaka sayısı bunun çok üzerinde. Hala mı çok üzerinde hocam? Efendim? Hala mı çok üzerinde? Yani biz işin hani başında o meşhur söz vardı yani 10'la çarpacağız vesaire diye. Tabii, hala aynı şey geçerli çünkü hı hı. o tam sayıyı bulabilmeniz için sizin anladım. Bir top taraması uygulamanız. Hocam o zaman bir müsaade ederseniz Tuğçe hocama bir şey daha soracağım. Bir şey duyduk geçenlerde, doğru mu değil mi merak ediyorum. Virüsün artık 65 yaş üzerinde ve gençlerde etkisinin daha farklı olduğu. Yani işte 65 yaşın biraz da aşılamayla daha sanki etkisinin biraz kırıldığı gibi bir söylenti de dolaşıyor. Bu doğru mu? Hem size gelenlerde hem makalelerde nasıl geçiyor? Ve gençlerde özellikle asıl hani endişeye neden olan şey genç kesimde daha sert seyrettiği şeklinde bir iddia var. Bu doğru mu? Şöyle, şimdi burada en önemli ayrım 65 yaşın aşılı olmuş olması ve erken dönemde bir bağışıklık yanıtının oluşmuş olması önemli bir unsur. İkincisi maalesef yani çok iyi bir şey aslında bu ama 65 yaş gerçekten bu konuda bu dönemde hem gerekli tedbirlerle hem de gerekli bilgilendirmelerle kendilerini çok iyi koruyabildiler. Burada tabii şöyle bir tablo söz konusu. Genç grubun hem sahada daha yoğun dolaşmasından dolayı toplumsal virüs yüküne daha fazla maruz kalması söz konusu. Çünkü bu mutant virüslerdeki asıl klinik anlamda ağırlaşmayı sağlayan en önemli unsur alınan viral yük. Tabii ki kişilerin virüsle temas süresi, yani kaynak vakayla temas süresi, aldığı viral yük bizim için çok önemli bir detay ve bunların çoğunun da aşısız olduğunu kabul edersek eğer, dolayısıyla tabii ki bu özellikle agresif dediğimiz, hızlı yayıları dediğimiz, daha fazla tutunma gücüne sahip, etkisi dolayısıyla daha kuvvetli olan virüsün gençlerde daha da yoğun aldıklarını kabul edersek ve bağışıklıklarının da düşük olduğunu düşünürsek dolaylı olarak zaten daha ağır seyretmesini bekliyoruz. Hı hı. Ancak tabii burada şöyle bir tablo söz konusu. Bu ben kendi hastalarımı takip ederken de hep hastalarımıza bu tabloyu anlatırken ben bu virüsün seyrini aslında iki aşamaya ayırarak hep söyledim. İlk önce vücuda girdiği andan itibaren ortaya çıkan bir seyri var. Yaklaşık 5 ila 7 günlük bir seyri ve ardından vücudun bu virüse karşı oluşturduğu reaksiyon fazı dediğimiz 7. ve 10. günler, 14. günler arasındaki fark var. Hı-hı. Şimdi buralardaki süreç yaşlı grupla, yani 65 yaş üstü grupla genç grupta farklılık gösteriyor. O yüzden şu konuda aslında bireyselleştirmek ve bir miktar hani hastalığın seyrini genellememek lazım. Şimdi benim yine klinik görüşlerim, sanıyorum literatür bilgileri de bununla aslında koreli. Bu özellikle İngiliz varyant olan gruplarının erkek olan cinsiyet gruplarını bir miktar daha agresif seyrettiğini görüyoruz. Erkeklerde daha agresif. Bir miktar daha agresif seyrettiğini, bir miktar daha böyle özellikle bağışıklığına, vücut direncine kuvvetli olan gruplarda özellikle stokin reaksiyonu vermeye, işte inflamasyona meyil sağlamaya bir miktar daha yatkın olduklarını görebiliyoruz. Bayan cinsiyetler, kadın cinsiyetlerde bunun bir miktar daha düşük olduğunu görüyoruz. Tabii bunlar hiçbir şekilde genellemelere, total tablolara yansımayacaktır belki ama biz kendi aramızda bir miktar cinsiyet olarak, demografik olarak ayrımlara ve klinik olarak tabloları bir miktar daha farklılaştırabiliyoruz. 65 yaş üstü gruplarda virüsle karşılaşma oranlarını kırdıkları için çocuğuyla, eşiyle, torunuyla, dostuyla, alt komşuyla, üst komşuyla daha az kontak halindeler. Daha korunaklılar. Dışarıya, markete, alışverişe neredeyse hiç çıkmadılar. Hı hı. Hep dışarıdan getirtildi onlar evlerine. Ya yakınları getirdi bıraktı, ya yardımcılar getirdi, ya devlet tarafından bırakıldı. Dolayısıyla tabii virüs temasları o grubun daha az. Dolayısıyla da, bu olumlu anlamda mı, olumlu anlamda mı? Hayır, olumlu anlamda. Bir mutasyon gibi bir şey adlandırılabilir mi? Mutant olan virüse daha az maruz kaldıkları için onlarda klinik olarak daha az bir viral yük. Örneğin aşılı olan, özellikle inaktif virüs aşısıyla enfekte olanlar bu varyant suçlarla karşılaştı ve onların akciğer tutulumlu enfekte hallerini biz tedavi ettik. Hani, aşı şu anda etkin değil mi hocam? Etkililiği herhalde tartışılmaz değil mi? Şöyle söyleyeyim, yani ben tabii bu bilimsel doneler üzerine konuşmak lazım. Onu bizler bilim insanıyız ve sonuçta tabii ki hepimizin klinik tecrübeleri var. var. Tabii ki bu klinik tecrübelerde ekstrem vakalarımız, ekstrem hastalarımız, farklı örnekler olacaktır ama bunlar genellemeyi yansıtmaz. Tabii ki aşıların etkinliği var. Bir kere mutlak ölüm oranlarını düşürdüğünü görüyoruz hastalarda. Hastaların ağır komorbiditesi olan, kardiyak hastalığı olan, ağır şeker hastalığı olanlarda bile aşılı olanlarla aşısız olanlar arasında fark var. Dolayısıyla tabii ki aşının etkinliği konusunda ben de hemfikirim. Çok klinisyen de olduğu gibi. Hı hı. Ama hangi aşının ne kadar etkili olduğu veya hangi aşıda daha iyi cevap alabiliriz, bunları bir miktar sürecin yaygınlaşmasıyla karşılaştırabileceğiz. Hı hı. Biz tabii yavaş yavaş bu özellikle mRNA aşılarının devreye girmesiyle bu tarz hastaların da klinik olarak takiplerine çok tanığız. Biraz önceki konuk misafirinizin ifade ettiği aşılar takip edilmiyor. Bu tabii genellemeye yansımaz. Ben takip edildiğini düşünüyorum. Her klinisyen aşılanmış olan hastasını çok yakından takip ediyor. Artısını, eksisini, olacak komplikasyonları, yan etkileri çok yakın takip ediyor. Dolayısıyla herkesin de bir kendine ait bir veri tabanı oluşmaya başlayacaktır. Tabii ki bunlar bir yere toplanınca her ülkenin de kendine ait değerlendirilmiş klinik bilgileri olacaktır buna ilgili olarak. Evet. Şimdi burada tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. doz aşıyı da olduğunu ve antikorlarının da zirveye çıktığını ifade etmesinden sonra bir başka yine tartışma da başladı. Mehmet Ceyhan hocamız da tabii bu tartışmanın içerisinde. O yüzden sizden başlayayım Mehmet hocam. Bu 3. doz meselesi. Şimdi iki farklı yaklaşım var. Hani bizden yanasını söylüyorum. Siz tabii ki bu konudaki yorumunuzu alacağım. Biz izleyenler, yani bu işi takip edenler, bir yaklaşım şu: 2. doz yeterli, yani 3. doza gerek yok şeklindeki yaklaşım. Bir diğer yaklaşımsa şu: 3. dozu olmanın nedeni bir 4. dozu engellemek, yani o 4. dozu olmamak, ondan belki kurtulmak için diye bir yaklaşım var. Bunlara katılır mısınız ve sizin bu konudaki görüşünüz ne hocam? Ben çok kısa bir şey ekleyeyim biraz önceki sorunuza. Bir defa aşılar etkili olduğunu gösteren bir şey var mı? Ölümü engelliyor mu diyordu o konuk ettiğimiz konuşmacı. Ben de size sorayım aynı soruyu. Evet. Tabii ki var. Hem de o kadar çok var ki. Mesela Türkiye işte 2 defa farklı çalışma sonucu açıkladı. Hı hı. Ve işte Brezilya açıkladı, Endonezya sadece Sinovac'la ilgili olanı söylüyorum. Çünkü mRNA aşılarıyla ilgili çok daha fazla veri açıklandı. Hı hı. Ama en sonunda zaten Şili 10,5 milyon kişinin verilerini açıklayınca onu daha güvenilir rakamlar diye kabul ettik. %85 ölümden koruyor mesela, hı hı, o Şili'nin sonuçlarına göre. Yani rakam istiyorsa bu rakamların hepsi var. Hı hı. Kaldı ki hastalar, aşılananlar takip edilmiyor diyor. İşte insan bilmediği konuda yorum yapınca böyle yanlışlara düşüyor. Türkiye'de de çok güzel işleyen ve bütün ülkelerde zaten olması zorunlu olan bir ASYE diye bir uygulama var. Nedir hocam o? Aşı yan etki takip sistemi. Evet. Şimdi bu ASYE için bakanlığın ayrı personeli var. Bir ortak bilgisayarda toplanır bunlar ve en küçük bir belirlenmiş o aşı iğne yerindeki kızarıklık bile oraya rapor edilir. Hı hı. Ve hiçbir ilaçta olmadığı kadar çok ciddi bir takip sistemi vardır. Kaldık güvenliğiyle ilgili de şöyle bir takip sistemi de var. Mesela ilaçta bunu yapmazsınız. Bir, hı hı, kanser hastasına bir ilacı verirken o ilacın ölüm dahil ciddi bazı yan etkilerini göze alırsın. Hı hı. Çünkü zaten o hasta tedavi etmez. Ben zaten hocam o soruyu da sordum. Ben size de soruyorum o soruyu. Aşının yan etkisi göstermesini beklediğimiz faydasının önüne mi geçiyor? O kadar büyük yan etkisi mi var bu aşının? Hayır. 0. Neden 0 biliyor musunuz? Çünkü aşıda 0 yan etki prensibi vardır. Çünkü aşıyı sağlıklı insana verirsiniz. Yani ilaç gibi hasta insana vermezsiniz. O yüzden aşıda en ufak tek bir ölüm vakası bile dikkate alınır ve o ölüm vakasının aşıyla ilgili olmadığı ispatlanana kadar durdurulur aşılama. Nitekim gördünüz, Johnson & Johnson böyle durduruldu. Evet. Source ne kadar durduruldu. Arkasından o işte ölüm oranları, damar içi pıhtılaşma olaylarının aşıyla ilgili olmadığına bir raporla karar verildi. Ondan sonra aşılama devam edildi. Yani ve üstelik bir önemli farkı da şudur. Mesela ilaç ruhsat için başvurur ve gelir. O her bir sefer bir incelenir. Sonra senelerce o izinle, o inceleme sonucuyla o ilacı satar o firma bir ülkeye. Evet. Ama aşıda öyle değil. Aşıda her gelen parti, yani her işte gelen bir işte uçakta mesela seri numarasıyla gelen her seri numarası yeniden sıfırdan teste sokulur. Gerek güvenlik gerek etkisi açısından 15 gün kadar süren testler yapılır. Evet. Sonra kullanımına izin verilir. Yani ilaçlara göre çok daha ciddi bir... Yani oradaki yan etki dediğimiz şey ilaçtan farklı diyorsunuz hocam. Tabii ve de çok ciddi takip edilir. Yani evet. Bütün dünyada ilacın en az... Üçüncü doz hakkında hocam ne diyorsunuz? Şöyle, şimdi üçüncü dozu yaptırın diyen bir ülke yok henüz dünyada. Bu üçüncü doz işte gereklidir, yapılmalıdır demenin bazı başka nedenleri var. Bir defa mRNA aşısını 2 doz almış kişilere bir 3. doz gerektiğini sadece ticari firmalar söylüyor. Artık bu iş biraz da ticari rekabet haline geldiği için şimdi tabii dorgunluk dönemi yaşıyoruz şu anda. Özellikle aşıya parayı ödeyebilen ülkeler kendilerine yetecek kadar aşıyı satın aldı, anlaşmalarını yaptı, aldı, stoklarına koydu. Fakat bir taraftan da aşı sanayi bu üretim kapasitesini artırıyor. Bu üretilen aşılar mesela ne yapacak adam, onları işte atacak değil, pazar aramaya başladılar. Ve peki ben tersten sorabilir miyim hocam soruyu? 3. doz aşı hani gerekli mi diyoruz ya, gereksiz mi diyeyim o zaman ben? Hayır, onu söylüyorum. İkisini de söyleyeceğim zaten. Evet. Şimdi dolayısıyla bir 3. doz lafı daha çok onlardan çıkıyor. Biz hele aşı gibi bir konuda, hele salgın gibi böyle milyonları etkilemiş bir olayda böyle 100 kişi üzerinde, 200 kişi üzerinde yapılan çalışmalara güvenip de kararlar vermemeliyiz. Evet. Mutlaka bu çalışmaları görmeliyiz. Yeteri kadar vakada yapılmış mı? İşte elde edilen sonuçların istatistiki anlamı nedir? Bunlara baktıktan sonra karar vermeliyiz. Geri kalan tamamen bir tahmin olur. Ama bir başka önemli nokta şu. 2 doz mRNA aşısı yapılmış kişiler, örneğin BioNTech aşısı yapılmış kişilerde 3. doz gerekli de henüz belli değil. Çünkü şunu bilmiyoruz. Bu koronavirüs, grip virüsü gibi hayatımızda kalmaya devam edecek mi bundan sonraki yıllarda? Evet. Yoksa daha önceki 2 koronavirüs salgınında olduğu gibi SARS'ta ve MERS'te bir mutasyona uğrayıp yarasaya geri dönecek ve onda yaşamını devam mı ettirecek? Çünkü eğer bu ikincisi gerçekleşirse zaten bir 3. doza gerek kalmayacak. O zaman aşıya da gerek kalmıyor. Tabii yani böyle her sene grip gibi aşı yapmamıza gerek kalmayacak. Evet. Ama eğer grip gibi kalıp da böyle mevsimsel hastalık şeklinde görülmeye devam edecekse belki o zaman her yıl... Diğerinde peki hocam? Yani inaktif aşılarda ya da diğer aşılarda... İnaktif aşılarla ilgili sıkıntımız şu işte. Yani onu özellikle söylüyorum. İnaktif aşılarda bu kadar veriye sahip değiliz. Yalnız şunu biliyoruz. İnaktif aşı teknolojisi gerçekten ilk kullanılan 2 aşı teknolojisinden biri. Biri canlı attenuye aşılar, yani zararsızlaştırılmış canlı bakteri ya da virüs aşıları. İkincisi de ölü aşılar. İşte şu anda bizim Çin'den aldığımız CoronaVac, yani Sinovac'tan aldığımız aşı gibi. Ve hatta Kayseri'de ürettiğimiz aşı gibi, yani daha doğrusu çalışmalar devam eden aşı gibi. Şimdi bu aşıların 2 dozdan sonra ne kadar süre koruyuculuğu devam ediyor diye baktığımızda bu şu anda Sinovac aşısı kullanan ülkeler bilimsel altyapısı çok güçlü ülkeler değil. Yani hemen bir çalışma yapıp bu sorunun cevabını ortaya koyamıyor. Evet. Şimdi Sağlık Bakanlığı'nın elinde bu rakamların tamamı var. Hani biraz önceki konuşmacı işte nerede, hani rakamlar nerede, kaç kişi öldü biliyor musunuz dedi. Bu biliniyor. Bunlar biliniyor da biz bilmiyoruz. Bakanlık açıkladığı zaman biz de bileceğiz. Bunlar o zaman açıklansın da biz de öğrenelim yani hocam. Tabii. Tabii yani aslında çok doğru olur. Yalnız şunu biliyoruz. Bu ölü aşı teknolojisinin avantajı şudur. Yan etkisi daha düşüktür. Çünkü çoğalma şansı yoktur virüsün vücut içinde ölü olduğu için. Ancak etkinliği de mRNA aşıları, vektör aşıları kadar güçlü değildir. Evet. Genel anlamda. Böyle olduğu için de şimdi bizde biraz tersi oldu. Üçüncü doz o zaman onda gerekli mi? Ben sanki böyle algıladım sizin konuşmanızı. Tamam. Şimdi bizde bu iş biraz tersi gibi oldu. Yani esas kuvvetli bir bağışıklığa cevap duyan, biz mesela diğer birçok aşıyı yaşlılarda, işte bağışıklık sistemi baskılanmış kişilerde daha yüksek dozunu artırarak veririz. Mesela işte su çiçeği aşısıyla zona aşısı vardır. Zona aşısında farkı şudur, daha fazla virüs vardır içerisinde. Çünkü çocuğa uyguladığımız miktar yetişkinde yeteri kadar bağışıklık yanıtı oluşturmak. O yüzden şimdi bu böyle bir ayrım da olmadığı için bakın Sinovac'ın bilmediğimiz başka yönleri de var. Tek doz aşı ne kadar etkili? Sadece şeyi biliyoruz, işte Şili'nin açıkladığı %16'lık bir etkinlik rakamı var. Ne kadar süre? Yani oluyor? Daha yüksek olabilir mi diyorsunuz? Etkinlik. 10,5 milyon oldukça yeteri kadar bir sayı. O yüzden %16'yı dikkate almak lazım. Ama bu rakam mesela minimum %50 bulunuyor. mRNA aşılarında daha yüksek. Şimdi ben bulaşıcılığı, önleyici özelliği ne kadar onu da bilmiyoruz. O yüzden benim önerim, hatta bunu bakanlığa da bildirdim. Basında da paylaşıyorum son günlerde. 2 doz Sinovac aşısı kimlere yapıldı daha çok? Sağlık personeline ve yaşlılara, bağışıklığı baskılanmış kişilere yapıldı. Evet. Halbuki onlarda daha fazla bağışıklık cevabı lazım. Sağlık personeli virüsle çok fazla temas ediyor. Ve benim önerim de şu oldu. 2 doz aşı yapılan, Sinovac aşısı yapılan kişilere sağlık personelini öncelikleyerek bir 3. doz mRNA aşısı yapılmasında yarar var diyor. Çünkü gerçekten etrafımızda, belki Tuğçe Hoca da dikkat çekmiştir ama benim etrafımda azımsanmayacak kadar 2 doz aşıya rağmen hastalanan, yoğun bakıma yatan, hatta bugün mesela bir tane daha oldu, hayatını kaybeden insanlar var. Yani 2 doz aşı vurulmasına rağmen yoğun bakıma yatan var diyorsun. Evet, var. Tabii ki sayı azalıyor. Yani hiç aşı yapılmamış gruba göre çok daha az sayı. Şimdi o zaman şeyi de... Ama gene de var yani. O yüzden mesela mRNA aşılarında böyle bir şey hiç görmedik. Mesela mRNA aşısı sonradan daha mı fazla miktarda yapıldı? Ama böyle bir problem ne duyduk ne gördük. Yani. Hocam peki o zaman şimdi Tuğçe Hocam da bu konudaki yorumunu hem merak ediyorum hem de şu karma aşı tartışması da var ya. Önce ondan vurulayım, ondan sonra ondan vurulayım. Hatta ben onu bir ileriye taşıyorum. Sadece şimdi hani Sinovac ve yani Sinovac ve BioNTech konuşuluyor ya. Yarın bizim milli aşımız da çıktı diyelim. Birini ondan, birini ondan, birini ondan gibi. Tabii. Tam karma aşı olursa ne olur Tuğçe Hocam? Şimdi aslında... siz olmaz diyorsunuz. Bir Tuğçe Hocam dinleyeyim, ben size de sorayım. Aslında bu sorunun... Yok hayır, ben cümlemi bitireyim isterseniz. Pardon tamam, ben bitirdiniz diye şey yaptım. Tamam, bir cümle söyleyeceğim zaten. Buyurun. Bahreyn mesela bugün açıkladı. Evet. Sinovac %60'ı Sinopharm aşısı. Onlar da gene Çin'in bir başka inaktif aşısı. Yaptıranlara aşıdan 6 ay geçtikten sonra tek bir doz mRNA aşısı uygulama kararı verdiler. Evet. Kusura bakmayın Tuğçe Hocam. Estağfurullah. Zaten hani bu aşıların aslında uygulama yöntemleri daha çok enfeksiyon hastalıkları ve aşı takip eden hocalarımızın aslında bu söz hakkı. Ama ben gene kendi gözlemimle ilgili olarak şöyle küçük bir bilgi vermek isterim. Kesinlikle inaktif olan aşılarda özellikle uzamış süreci takiben aradan geçen 4. ve 5. aydan sonra etkinlik seviyelerinin azalmaya başladığını ve bizler de hastaların virüsle karşılaştıkları zaman hastalanma, ağırlaşma ve yoğun bakıma girmek gibi durumlarla karşı karşıya kaldıklarını görebiliyoruz. Tabii benim klinik olarak mRNA aşısına ait akciğer tutulumlu hasta takip etme pratiğimde oldu. Yurt dışı bir hastası, yabancı bir hasta ile ilgili, ama takiplerimizde hasta ağırlaşmadı. Akciğer tutulumu olarak oldukça hafif olarak seyretti hastalığın takibinde. Sonuçta tabii ki bu oran aşının etkinliği arttıkça tutulma ve hastalığın ağırlaşma oranında azaldığını biz klinik olarak da çalışmalar olarak da görüyoruz. Daha da bu ilerleyen süreçlerde tespit edilecektir. Peki bu yakalananlar, yani sizin de işte karşılaştığınız o tutulumlar niye gerçekleşiyor? Yani hem aşı olup, şimdi bu virüsün agresif özelliğinden, aldığı viral yükten, kişinin alt hastalığından, yaşından, hepsine bağımlı olarak ilerleyebilir. Mesela yapılan çok sayıda çalışma var. Kişilerin kilo oranlarının hastalığın seyriyle çok ilintili olduğunu biliyoruz. Yani obezitenin hastalığın seyrinde çok bağımsız bir faktör olarak ağırlaşmasında önemli bir etken olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada çok faktörel, çevresel faktörler devreye girebiliyor. Bir genellemeye tabi tutmak tabii ki mümkün değil. Demin sorduğunuz aşılama ile ilgili olarak aslında hep biz sağlık çalışanların da önerisi inaktif bir aşının üzerine 5. ve 6. aydan sonra bir hatırlatma, bellek doz dediğimiz daha uyarıcı bir aşıyla tek doz aşılama önerisi aslında biz sağlık çalışanlarının da hep isteğiydi. Evet. Bu Mehmet Hoca tarafından da zaten son günlerde çok deklare ediliyor. Sonuçta çok fazla viral yüke maruz kalıyoruz. Bir de çok bizlere de sorulan, özellikle çift pasaportlu olan hastalarımızda bir dozu Türkiye'de Sinovac olarak yaptırdım, ikinci dozumu yurt dışında başka bir aşı çeşidi olarak yaptırabilir miyim? Biz kendi tıbbi bilgilerimize, işte okuduğumuz imünolojik ve mikrobiyolojik değerlendirmelere göre bu aşıların birer biyolojik ajan olduğunu, sonuçta bunların antijenik yapılarının birbirlerinden farklı olduğunu ve hangi aşı grubuyla aşılanması başladıysa hastanın tedavisini bu şekilde yönlenmesi gerektiğini. Eğer ikinci dozun birinci aşıyla devamlılığı mümkün değilse, o zaman planlanacak olan ikinci doz aşıyı sıfır kabul edip ona göre tekrar aşılamanın planlanması gerektiği şeklinde yönlendirmelerde bulundu. O ne demek? Yani ilk doz bizim anladığımız şekliyle soruyor. İnaktif. İlk doz inaktif oldu, Sinovac oldu. Evet. İkinci dozu mRNA oldu. O zaman o üçüncü doz lazım. Evet, o zaman üçüncü dozda mRNA'ları tamamlaması gerekecek. Üçüncü dozu tekrar inaktif olsa olmuyor. Birinci dozu saymıyoruz bu durumda. Yok. Birinci dozu aktif saymıyoruz. Anladım. Olur. Peki, yani iki doz, en az bu iki aşıdan bir tanesiyle en az iki doz yapılmış olmalı. Evet. Peki yani birinci inaktif, ikincisi mRNA, üçüncü inaktif, öyle oluyor mu? O tabii iki doz inaktif aşı yapmış oluyor. İki doz inaktif aşı. Evet. Peki burada o sorunun başında sormuştum ya, bu hatırlatma dozu diye bahsedilen üçüncü dozun, vurulan dozun dördüncü dozu engellemek için, yani dördüncüye gerek kalmasın diye yapıldığını söyleyenler de var. Niye o zaman üçüncü doz yerine toplam yine üç doz yaparsın? Onun bir anlamı yok da. Çünkü hani 6-7 ay sonra yapılıyor ya, şimdi mesela şu anda olan işte bir dahaki... Üçüncü doz gerekiyor, gerekli mi diye bunu birisi zaten bir rakam söylüyorsa tahmin ediyordur en fazla. Çünkü böyle bir veri iki türlü elinizde olabilir. Ya o kadar süre gözlemiş olursunuz. Örneğin 6 ay gözlemiş olursunuz. Ha, bakarsınız 6 ay sonra azalıyor. Bir de şimdi sorduğunuz soruya cevap olarak da şunu söyleyeyim. Dünya tarihinde henüz %100 etkili bir aşı geliştirilmemiştir. O yüzden belli bir toplumsal aşılama düzeyine ulaşıncaya kadar mutlaka aşılar arasında hastalanan, hastalığa seyreden olacaktır. Önemli olan, İşte 1000 tane rakam atıyorum, daha yüksek olması tabii gerekir, ama 1000 tane örneğin aşılanmamış kişide kaç kişi hayatını kaybediyor ya da yoğun bakıma yatıyor, 1000 tane de o aşıyı yaptırdığınız grupta kaç kişi hastalanıyor. Eğer bu aşı lehine bir fark oluşturuyorsa o aşı, yani en az %50 etkinse salgında kullanılabilir zaten. Yani önemli olan hastalığı. Tuğçe hocam galiba bir şey ekleyecek hocam. Yok, ben sadece şuna bir de hani altını çizmek istiyorum. Gerçi burada Mehmet Hoca'nın da buna herhalde bir yorumu olmasını rica edeceğim aslında. Şimdi özellikle hastalığı geçiren hastalarımızda, genç popülasyonlar için söylüyorum. Hani bu İngiliz varyantının Mart ve Nisan ayında yoğun bir akım ve salgına sebebiyet verdiği için Türkiye'de genç popülasyonda özellikle bu varyant suşa karşı ciddi bir immünizasyon yanıtı ortaya çıkıyor. Çok yüksek seviyelerde antikor seviyelerine tanık olabiliyoruz hastalarda. Hı. Şimdi bu hastaların aşılama zamanları geliyor. Şimdi Türkiye'deki belirlenen plana göre hastalığı PCR pozitif olarak geçiren kişilerin 6 aydan önce aşı hakkı mümkün olmuyor. Hı. Ancak biliyorsunuz ki bazı hastalarımızın vatandaşlık hakları, çifte vatandaş olup başka yurt dışında aşı hakkına sahip olabiliyorlar ve yaptırıp gelenleri gördüğümde hastaların yüksek bir antikor veya yüksek bir immünizasyon seviyesine sahip olup özellikle uyarıcılığı yüksek olan bir mRNA teknolojisiyle aşıyla enfekte olduğunda oluşacak bağışıklık yanıtının yapmış olduğu bir takım yan etkilere tanık oluyorum. Son dönemlerde bu oran çok artmaya başladı. Onu biraz daha hocam açar mısınız? Ben şimdi anladım ama belki bir antikor savaşıdır gidiyor biliyorsunuz sosyal medyada. Benim antikorum 5000, benim antikorum 10.000. Biz defalarca kere söyledik ki antikor miktarının aslında yüksek seviyelerin koruyuculuk indeksiyle korele olmadığını uzmanlarımız da, hocalarımız da, literatürde söylüyor. Tabii ki bir bağışıklık level olması gerekiyor ama bunun şu an için bildiğimiz kadarıyla, hani ben henüz bilmiyorum, Mehmet Hoca belki uyarabilir, belli bir seviye şu kadar koruyuculuğa sahiptir diye bir rakam yok elimizde. Ancak tabii ki biz ortalama bir alt seviyeler, tahmini rakamlar ama bu 40.000, 50.000, 90.000 gibi yüksek seviyelerde kantatif ölçülmüş antikorlara baktığımızda aşılı olan, yani üzerine ben bir de aşı yaptırayım hocam deyip gelenlere baktığımızda hastalarda başta tiroid hastalıklarının alevlenmeleri, otoimmün hastalıklarının alevlenmeleri gibi çok sayıda oluşabilecek bir immünizasyona ait bir immün sistem reaksiyonları görüyoruz. Ve bunlar hastaların hayatlarında çok ciddi yaşam konforunu bozucu ve başka kronik hastalıkların tetikleyici alt hastalıklara sebebiyet verebiliyor açıkçası. O yüzden çok da yüksek antikorun bizim istediğimiz bir şey olmadığında, hani bunu bir altını çizmek isterim açıkçası. Hem o hem bir de madem öyle şeyi de sorayım. Hasta olduktan sonra, hastalığı geçirdikten sonra Mehmet Hocam, aşı, yani birinci doz aslında ikinci doz mu oluyor? Şöyle değil, öyle değil. Yani hastalığı geçirenlere Pfizer'in çok böyle küçük bir çalışması var. Tek doz aşı yeterli diye ama güven verecek kadar hasta sayısı yok. O yüzden hala biz hastalığı da geçirse 3 ya da 6 ay geçtikten sonra 3 ay mı 6 ay mı da şuna bağlı. Virüs temas riskine bağlı. Örneğin sağlık personeli için birçok ülke 3 ayı kabul ediyor. Diğer vatandaşlar için 6 aylık bir süre sonra aşının 2 doz olarak tekrarlanması gerektiğini söylüyoruz. Yani birinci doz diye kabul edilmiyor o yüzden. Çünkü hastalığın oluşturduğu bağışıklık aşıya göre çok daha kısa sürüyor. 3. aydan itibaren hastalanmaya başlıyorlar. 6. aydan sonra bu sayı daha da artmaya devam ediyor. Ve 6. aydan sonra da hastalığın beni koruduğu düşüncesi son derece yanlış. Şimdi tabii burada ben bir yıl bile duymuştum. Yani ne güzel duyuyordum onu hocam. Siz söyleyince biraz moralim bozuldu. Antikor meselesi şöyle. Tuğçe Hoca çok haklı. Yani henüz daha biraz önce onu anlatıyordum. Sonra konu değişti. Şimdi iki yolla anlayabilirsiniz. Bir aşının ne kadar süre koruduğunu, ya o kadar süre gözlersiniz dediğim gibi, ya da eğer biliyor iseniz, yani bu antikor düzeyinde, yani yaptığınız testteki antikor düzeyinde koruyuculuk değeri şu kadardır. Örneğin bu işte hepatit A'da 10 ELISA ünitesi dediğimiz bir birimdir. Su çiçeğinde 20'dir. Bu işte şeyde 10'dur hepatit B'de. Ve siz bir 6 ay örneğin her ay kan alarak bu bir grup kişide araştırma dediğiniz grupta antikor düzeyi bakarsınız. Sonra o çıkan sonuçlardan bir logaritmik eğri çizersiniz bir grafikte ve kaçıncı yılda o koruyucu düzeyi kestiğine bakarak bir tahminde bulunabilirsiniz. Şu kadar süre korur diye. Ama şimdi burada gerçekten COVID-19'da ne kadar antikor bizi koruyor, ne kadar korumuyor belli değil. Bazen çok yüksek antikor düzeyi olup da hastalananlar da var. antikoru sıfır olup korunanlar da var. Hücresel bağışıklık sisteminin etkilenmesi nedeniyle. Evet. Fakat Tuğçe Hoca iyi ki hatırlattı bu şeyi. Bu BioNTech Pfizer aşısıyla, yani mRNA aşılarıyla Sinovac aşısı arasındaki farkı. Biraz önce kendisinin anlattığı nedenle, yani daha fazla sistemik ve lokal reaksiyon göründüğü için bu kişilerde hastalığı geçirenlere Sinovac önerelim diye düşünen ve Sinovac öneren hekimler var. Bence bu doğru değil. Şu açıdan doğru değil. Çünkü bu bahsettiğimiz immünolojik reaksiyonlar bir yandan da aşının daha etkili olduğunu gösteren sonuçlar. Zaten bu kişilerde bir immün sistemi dengesiz çalıştığı için işte hastalıkta geçirmiş olan antikorların bağlayıp aşının tamamen etkisiz hale gelme şansı Sinovac'ta çok daha yüksek. O yüzden yani bu kişilere Sinovac verelim daha az etki görülsün demek daha az etkinliği göze almak anlamına gelir. Ben gene de yapılacaksa bu kişilere mRNA aşısı yapıp biraz daha fazla yan etkinin göze alınmasının daha doğru bir yaklaşım olduğunu düşünüyorum ama dediğim gibi mesela bunun nedeni de çocuklarda mesela biraz önce gençleri söylediniz siz. Çocuklarda durum biraz daha farklı. Çünkü çocukların immünolojik cevapları, yani bağışıklık cevapları farklı seyrediyor yetişkinler. Ve o yüzden de çocuklarda misc dediğimiz, yetişkinlerde son derece nadir ama çocuklarda daha sık misc dediğimiz bir tablo ortaya çıkıyor. Bu genellikle 2. haftadan sonra ortaya çıkıyor. 2 ile 5 hafta arasında. Ve bunların bir kısmı ölümle sonuçlanıyor. Yüksek oranda yoğun bakıma yatmak zorunda kalıyorlar bu hastalar. Hocam bir şey daha ekleyecek herhalde. Evet. Bir sorusu daha var. Tabii. Benim şöyle bir sorum var Mehmet Hoca'ya. Şimdi bu hastalığı geçiren, özellikle genç popülasyonlar için söylüyorum. Gerçekten ciddi bağışıklık yanıt oluşuyor bu hastalarda. Belli bir seviyede antikor yanıt ya da hastayı takip eden hekim tarafından sitokin reaksiyonu yaşayıp kontrol altına tutulup yoğun bakım görmüyor ama katta veya ayaktan takiplerde hastalık kontrol altında olup ve hastanın bağışıklık yanıtı hakikaten abartılı bir antikor oluşturabiliyor. Bu hastalara aşı hakkı geldiği zaman ben de şiddetle mRNA aşısının yapılmasını öneriyorum ki hem bellek ve hatırlatma booster etki dediğimiz etkinin daha sağlam olabilmesi açısından ve yine şahsi önerim bu oranın 5 ila 6 aydan sonra yapılmasından yana. Ancak ikinci yapılacak mRNA dozunun da bu ilk aşıdan arasındaki farkın 1 ay 2 ay değil bir 3 ila 4 ay belki atılabilir olduğunu düşünüyorum ki immün yanıtın aranın biraz açılması hem aranın açılması hem immün ve bağışıklık yanıtın abartılı tepkisini sürece yaymak, olası yan etkiyi azaltmak ve koruyuculuk indeksin daha çok arttırılabileceğini düşünüyorum açıkçası bu şekilde. Ve klinik olarak da şimdiye kadar böyle özellikle çifte vatandaş olan, pasaportu olanların hastalarımı da bu şekilde daha kontrollü takip edebiliyorum. Ama tabii bu benim küçük bir gözlemim. Kendisinin fikri ne olur bilmiyorum. Genel anlamda daha büyük gözlemi olan ve yayınlamış olan kimse de yok açıkçası. Son derece haklısınız. Ama burada tamamen teorik düşünceyle yani mesela bu baktığımız antikor da bize çok doğru bir sonuç vermiyor. Çünkü bize ELISA antikoru bakmıyoruz. Esasında koruyuculuğu gösteren nötralizan antikor dediğimiz farklı bir antikor. O hem zahmetli bir iş bakmak hem çok daha pahalı bir yöntem. Onun için genellikle işte normal ELISA antikoru bakılıyor. Şimdi gerçekten Sinovac aşısı yapılmış olan kişilerde biz mesela bölümde yaptırdık. Bütün bölüm elemanları 2 doz aşı oldu. Bu arada siz de Sinovac oldunuz değil mi hocam? Tabii. Ben Bakan Bey'le birlikte işte Sinovac aşısı oldum. Zaten o zaman mRNA aşısı yoktu. Şimdi zaten bu bir 3. doz da biz burada konuşuyoruz ama böyle bir hak da tanınmıyor. Yani siz bırakın 6 ayı, 8 ayda geçse gidip ya ben işte sağlık personeliyim bir de mRNA aşısı olmak istiyorum deseniz sistem size aşıyı vermiyor da. Ya şu anda değil de işte belki böyle, şu anda böyle. Ben bunu bakanlığa ilettim ve onların da Temmuz ayı civarında böyle bir konuyu gündeme getirme düşünceleri olduğunu öğrendim. Evet. Özellikle çünkü ben sağlık personeli için konuşuyorum. Hocam pardon, bu dediğiniz sadece sağlık personeli mi yoksa genelde de, çünkü hatırlatma dozunu soranlar oluyor bize. Tabii yok, henüz genelleme için bir öneride bulunmuyor. Yani evet, sağlık personeli çünkü çok sık hastalanıyor. Doğru. Yüksek miktarda virüs alıyorlar. Ve o yüzden de daha arz ediliyor. Onun için bütün bu söylediklerim şey için, sağlık personeli için. Anladım. Genel halk uygulamasında henüz bir 3. doz yapılsın. Ama mesela Bahreyn genel halk için böyle bir karar aldı. Evet. Yani 2 doz Sinovac aşısı yapılmış bütün herkese, tabii nüfuslar da çok küçük bildiğiniz gibi, herkese 6 ay geçtikten sonra 2. doz Sinovac aşısından bir mRNA aşısı yapılma kararı aldı. Hı hı. Bu bizim şimdilik ancak hani sağlık personeline yapılırsa iyi dediğimiz bir durum. Yoksa genel bütün halka daha henüz 1. dozu işte 30 milyon toplam yaptığımız 30 milyon. 1. doz 17 milyon aşı yapabilmişiz. 3. aşıdan konuşmamız için zaten erken bizim. Henüz doğru, daha herkes, yani daha şeyimiz bile, tek doz aşımız bile yeterli düzeyde değilken önce bir herkes 2 dozunu olacak, sonra 3. evet, doz. Doğru. Yani o 3. doz tabii ayrı bir tartışma olarak gidiyor. Şimdi son birkaç dakikamıza girdik. Burada da bir şey daha merak ediyorum. Yani az bir zamanım var ama sormam da gerekiyor. Tedavide neredeyiz? Yani bu işin hala başında mıyız? İşte o sıtma ilacı tedavi rehberinden çıkarıldı. Yani yanlış mıydı onu koymak? Ya bu çok büyük bir tartışma ama birkaç dakikaya nasıl sığdırırız bilmiyorum Tuğçe Hocam. Aslında tedavide bence başladığımız yerdeyiz. Hep söylediğimiz bir sözcük vardı. Bu hastalığın ilaçla tedavisi şu anda zaten mümkün değil. Şu anda yani ilaç tedavileri hastalığın komplikasyonlarına, ağırlaşma seyrine yardımcı olması için kullandığımız ajanlardı. Ve bu aşamada şu konuda ben hastalığın tedavisinin kişi bazlı aslında özelleştirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Yani herkese genellemeli, şu ilaç almalı, bu ilaç yapmalı noktasında çok olunmaması kanaatindeyim. Ama Türkiye'de belirlenmiş bir algoritma var şu anda ve bu algoritma güncelleniyor bilim kurulu tarafından sürekli olarak. Tabii bizler de kılavuz olarak bu kılavuzu kullanıyoruz. Evet. Ancak bazı hastaların tolerasyon eşikleri, kullandığı yan ilaçlar, ek hastalıkları bu protokollerde bizim değişiklikler yapmamıza sebebiyet veriyor. Dolayısıyla da tedavinin genelleme adı altında konuşulması taraftarı değilim. Ancak tabii ki bu hastalığın damar reaksiyonlarını özellikle şöyle bir alt not koymak istiyorum. Bu pıhtıya çok, biliyorsunuz, herkes çok önemli altını çiziyor. Bu hastalıkta genellikle gördüğüm kadarıyla bir 10 günlük pıhtı için koruyucu destek tedaviler öneriliyor. Yani bizim kılavuz için söylemiyorum. Evet. Genelde takip eden hekimlerimizin ve aynı zamanda ayrı bir tartışma olarak da gidiyor. Aynı zamanda halkın da dikkati, yani hastalarımızın da dikkati ilk 10 güne. Aslında biz bütün damar reaksiyonlarını virüsün atılım fazı dediğimiz 10. ve 2. haftası arası, yani 10. 14. ve 21. gün arasında görüyoruz reaksiyonları. O yüzden bu aşamada hastaların mutlaka çok yakın takip edilmesi gerekiyor. Özellikle risk grubu olan kişilerin, özellikle kilosu olan kişilerin, kalp damar hastalığı riski veya tanısı almış kişilerin ve bu sebeple de ben hastaların 1. ve 3. ay kontrollerinin çok yakın yapılması, böylelikle de olası COVID sonrası komplikasyonlardan, olası ek veya uzamış etkilerden çok daha doğru, korunaklı olarak takip edileceklerini düşünüyorum. Aynen. Hocam o zaman müsaade ederseniz bu yani artık sürenin de yavaş yavaş sonuna geldik de ben bunu değil bir şey soracağım Mehmet Hocam size. Ben daha önce hiçbir hastalığın bu kadar çok tartışıldığını bilmiyorum. Siz belki rastlamışsınızdır ama siz bir şey söylüyorsunuz ve birden işte bir güruh başka bir şey söylüyor. Tuğçe Hocam bir şey söylüyor, öteki tarafta başka biri bir şey söylüyor. Son bitirirken ben şunu soracağım, size öyle bitirelim o zaman. Yani neden bu kadar tartışılıyor bu Covid-19? Şöyle söyleyeyim, hiç öyle değil durum. Soruya bir şey daha ekleyeceğim. Neden bu kadar itiraz ediliyor her işte aşıyla ilgili, tedaviyle ilgili her şeye? Şöyle söyleyeyim, sizin o hani bir grup farklı dediğiniz bu işi bilimsel anlamda, hani bu hastalığı tedavi etme yetisi olan, işte şeyi yetkisi olan insanların tamamı bunlara işte bilimsel yaklaşıyor ve aynı şeyleri söylüyor. Ama bir grup var ki konuyla tamamen alakasız. Bunlar bir zamanlar çıkıp işte bilmem ne otu yiyerek işte şundan kurtulursun falan diyen grup. Şimdi artık o işler rağbet görmediği için bunları söylüyor. Ama bundan çok daha ciddi tartışmalar oldu. Ben Türkiye'de son 40 yıldaki bütün aşı kampanyalarında, salgın kontrollerinde direkt görevli olarak çalıştım. Evet. Ve neler gördüm. Yani bir çocuk sağlığı ve hastalıkları profesörünün eline polio aşısını alıp steril yazıyor. Çünkü steril tıpta temiz, mikropsuz demektir. Ama aynı zamanda da kısırlık anlamına da gelir İngilizce'de. Bakın üzerinde yazıyor, kısırlık yapıyor dediğini bile gördüm yani. Bu iş böyle sahaya indiğiniz zaman çok farklı şeylerle karşılaşıyorsunuz. Hidroksiklorokin yanlıştı yalnız baştan. Çünkü ben bunu direkt bizzat bakana gidip kendim de izah ettiğim için rahatlıkla söylüyorum. Sağ salgının başıydı. Maalesef böyle bilim kurulunun oluşturulmasından itibaren hata yaptı. Yani bilim kurulu oluştururken bile biz salgınla mücadeleyi işte hastanelerde yer bulursak, yeteri kadar yoğun bakım yatağına sahipsek, solunum cihazına sahipsek o kadar başarılıyız diye algıladık. Halbuki öyle değil. Bu ayrı bir konu. Yani bu salgının tedavisi için bir bilim kurulu gereklidir. Bunlar rehberleri hazırlar. Bugünkü bilim kurulunun yaptığı gibi. Evet. Ama pandeminin kontrolü için çalışan bilim kurulu ağırlıklı olarak işte epidemiyoloji bilen, salgın bilen, enfeksiyoncu, halk sağlıkçı gibi gruplardan oluşur. Ve o gruplar kontrol altına almaya çalışır. Bunu böyle yapmazsanız zaten bütün hastalananların önemli bir kısmını hastanelere yatırmak zorunda kalırsınız ve yer sıkıntısı çekersiniz. Bu yanlışı sadece biz de yapmadık. Bütün dünya artık koruyucu hekimliği unutmaya başlamıştı. Bu salgınla hatırladı yeniden. Evet. Ve maalesef tedavi hekimliği de son derece pahalı ve zor. Yani bir aşıyla koruyacağınız insan hastalandığı zaman onun yüzlerce katı para harcıyorsunuz. Anladım. O yüzden mesela şu anda bazı ümit var eden ama henüz çalışmalarla kesin etkinliği gösterilmemiş. Tuğçe Hoca haklı. Bazı bir grup ilaçlar var, bu antikorlar, spesifik antikorlar gibi. Bunlar da henüz Türkiye'den bir firma getirdi, henüz ruhsat aşamasında başvuru yapacak. Onun dışında böyle büyük gruplarda kullanamıyorsunuz, çok pahalı. Çok pahalı. Peki, hocam sözünüz bittiyse o zaman ben de süreyi bitirdim böylelikle. Tamam. Çok teşekkür ediyoruz bu akşam bize zaman ayırdınız. Sağ olun hocam. İyi akşamlar diliyorum ben de Tuğçe Hanım'a da. İyi akşamlar. Sağ olun hocam. Beğenlere de. Teşekkür ederiz Tuğçe hocam. Sağlıklı günler diliyorum. İnşallah hocam hep beraber. Tuğçe hocam size de çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Birlikte oldunuz. Efendim böylelikle haftanın 5. gününü de noktaladık. Tekrar buluşuncaya dek hoşçakalınız.